genel izleyici için uygundur. Değerli WOW TV izleyenleri, Doğu'dan Batı'ya tarih programı ile karşınızdayız. Bu hafta, son birkaç haftadır Cengiz ve Cengizli ailesi üzerine konuştuk. Çok değerli konuklarım vardı. Bu hafta hem Cengizli dönemi ile ilgili ama o geleneğin dışında olan bir aileyi, bir devleti konuşacağız. Harizmşahlar konuşacağız. Herhalde üzerinde en fazla sansasyon yapılan dönemlerden, devletlerden birisi Harizmşahlar. Rivayete göre Cengiz Han'ı sağlığında yenebilen, Büyük Cengiz olduktan sonra yenebilen tek hükümdarın Celaleddin Harizmşah'ın adıyla daha çok öne çıkacak. Bunların hepsinin detaylarını konuşacağız. Hele ki Celaleddin Harizmşah'ın film gibi hayatını gündem yapacağız. Kiminle yapıyoruz? Çok değerli bir konuğum var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümünden Doçent Doktor Gülseren Azar Nasır Abadi hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'de Harizmşah çalışmaları bence hala emekleme safhasında. İşte bizim ilk Kafesoğlu hocanın kitabını okuyarak başlamıştık biz de akademik hayatımıza. Alanla ilgili konuşmak kolay oluyor hocam. Bana bazen diyorlar kolaysa işte Osmanlı'nın son dönemiyle ilgili de konuş diye. Ben konuşurum. Benim açımdan problem yok da. Ama yine de alan içi konuşmak gerçekten keyifli. Bizim ortaçağ tarihi alanının içerisinden. Orada tabii Kafesoğlu Hoca ile başladık. Sonra Meryem Gürbüz hocamız benim de konuğum oldu. Ve Gülseren hocamızın çok kıymetli çalışmaları var Harizmşahlar üzerine. Ama dediğim gibi bence yine emekleme aşamasında bir kitabı var hocamızın. Yayına gelirken getirdiler. Onu göstererek başlayalım yayınımıza. Harizmşahlar döneminde diplomasi ve elçilik faaliyetleri. Ama çok yakında bir kitabı daha çıkacak hocamızın. Onun da müjdesini şimdiden vermiş olayım ben. Şu şekilde hocamızın bilhassa elçilikler üzerine faaliyetleri. Sizler soru sorabiliyorsunuz izleyicilerimiz. Doğudan Batı'ya tarih hashtag'i ile de sorabilirsiniz. Yahut benim Twitter adresime de yazabilirsiniz. Bilgi katkısı sağlayabilirsiniz. Şöyle başlayalım hocamızla. Ben emekleme safhasında dedim ama gerçekten çok nitelikli, çok değerli çalışmalar da ortaya konuluyor. Ve ortaçağ tarihçiliğinde de böyle çok ciddi bir ilerleme ve gelişme var. Yani biz 5 yıl önce baksak Selçuklu tarihçiliği bile hep Osmanlı tarihçiliğinin gerisindeydi. Belki dizilerin etkisiyle, belki filmlerin etkisiyle, belki kıymetli meslektaşlarımızın yaptığı güzel çalışmaların etkisiyle şu anda Selçuklu tarihi ya da erken dönem Ahmet Taşal hocamızı analım buradan. Onun veya diğer kıymetli hocalarımızın gayretleriyle eski Orta Asya Türk tarihi en az Osmanlı tarihi kadar hatta belki bir tık daha fazla konuşulur hale geldi. Darısı Harizmşah çalışmalarının başına diyelim. Tekrar hoş geldiniz diyorum ben size. Hoş bulduk. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi genelde kronolojik gitmeyi tercih ediyoruz ama böyle bir kaygımız da yok. Şimdi bir sahne var. Tarihlerde anlatılır. İşte Celaleddin Harizmşah Cengiz Han'ı mağlup ediyor bir savaşta. Fakat biraz gurura kapılıyor. Nasıl olsa yendim diye. Ve daha o ordusunu dağıtıp terhis edip yeniden toplamadan Cengiz Han ertesi sene büyük bir orduyla birden tekrar karşısına çıkıyor. Ve mağlup ediyor Celaleddin Harizmşah'ı. Onunla başlayalım en vurucu noktayla. Tabii savaşı kaybeden Celaleddin ne yapacak Mengüberti?
hemen eşini ve çocuklarını rivayete göre orada Moğolların eline geçip işkence görmesinler diye kendisi bizzat öldürüyor. Sonra da 500 kadar adamıyla nehri geçiyor karşıya. Şöyle bir de Cengiz Han'a herhalde bakmış olmalı geri. Tabii oklatabilir aslında ama Cengiz de hayran kalıyor. Ve yanındaki oğullarına ki onların hepsi her biri burada konuştuk. Muhteşem devletler kurdular. Onlara şöyle bir bakıp bir babanın ancak böyle bir oğlu olsa gerek diyor. Böyle ilginç bir menkıbeyle başlayalım. Harizm şahları ama şöyle başlayalım biz tabii. Harizm şahlar kim? Hangi tarihin hangi dönemine denk geliyorlar? Sınırları neresiydi? Hatta ben sizden rol çalayım. Görsellerimiz var. Birinci haritamızın eşliğinde de başlayabiliriz aslına bakarsanız. Buyurun hocam. Şimdi öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim hocam. Kıymetli izleyicilerimize de buradan selamlarımızı gönderelim. Şimdi Harezmşahlar dediğimiz devlet, bugün konuşacağımız Harezmşahlar Devleti 1097-1231 yılları arasında Merkez Harezm olmak üzere kurulmuş ve gelişmiş bir Türk devletidir. Ancak hemen burada şunu ifade etmek lazım. Harezm neresi? Önce bir onu izleyicilerimize açıklayalım. Harezm haritada da görüldüğü üzere Aral Gölü'nün güneyindeki bölge, yani bir tarafında Maverai Nehir, bir tarafında Türklerin ülkesi ve sonrasında Hazar Denizi, güneyinde Horasan ve kuzeyinde yine o dönemde Türkler ülkesi olarak ifade edilen yerlerin ortasında bulunan bölge. Buranın adı Harezm. Ancak tabii ki tarih boyunca bu bölgede kurulan devletler genel olarak Harezmşahlar olarak anılmışlar. Bizim devletimiz Türk Yani Harezmşahlar aslında bir Devleti. coğrafya tanımlaması bu değil mi? Yani Evet. Harizm bölgesinde hüküm süren hükümdarlara, Hanedanlara. devletlere, Evet, hanedanlara evet. genel olarak Harizmşah adı Evet. veriliyor. Fakat bizim konuşacağımız Türk Türklerin Harezmşahlar. Harizm'de kurdukları Evet. devletin adı. Adı. Evet. Böyle söyleyelim. Bu coğrafya da doğuyor Harezmşahlar Devleti ama çok daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Bu yayıldığı coğrafyada Büyük Selçuklu Devleti'nin mirası olan coğrafya diye tanımlayabiliriz genel olarak. Tabii bu coğrafyada yayılırken pek çok maceralar yaşanıyor. Pek çok devletlerle, Harezmşahlar Devleti'nin bir özelliği de odur. Bulunduğu coğrafyada pek çok devletle münasebeti olmuş, diplomatik ilişkileri olmuş, savaşları olmuş, topraklar ele geçirmiş, kendi Tarihin içerisinde saltanat adına sıkıntılar yaşanmış gibi. bence en kötü dönemde yaşamış devletlerden birisi hocam. Yani bütün süper güçlerle aranız bozuk bir şekilde. Bir tarafınızda Türkiye Selçukları var, Alaaddin Keykubat Evet. var, duvar gibi orada duruyor. Evet. Yukarı gidiyorsunuz Cengiz Han'la muhatapsınız yani Bir tarafta ve Karahutaylar, bir oğullarıyla tarafta muhatapsınız. Gurlular, Karahitaylar var, Gurlular var. Oğuzlarla ilk zamanlarda mücadeleler Oğuzlar var. var, Abbasi Abbas, Halifeliği ile sorun İsmaililer yaşıyorsunuz. var arada Tabii yani ortaya. dolayısıyla yaşanacak Evet. en kötü dönemde neredeyse 150 yıla yakın bir ömür sürmüşler. Çok güçlüler değil mi onlar da? Tabii ki. Tabii ki. Çünkü güçlü olmalarının pek çok sebebi var. Bir kere çok ciddi bir miras üzerine gelen bir devlet. Bu çok önemli Şu yani. şunu belki söylemek lazım değil mi? Yani ara ara biz derslerde dillendiriyoruz bunu. Selçukluların, Büyük Selçukluların gerçek varislerinden birisi Harizmşahlar. Tabii. Kendilerini de öyle görüyorlar zaten. Yani Sultan Alaaddin Muhammed büyük bir zafer kazandığında kendisine İskender-i Sani unvanını vermek istediklerinde diyor ki ben İskender-i Sani değil, Sencer-i Sani unvanını alayım İkinci ki Sencer tabii olurum. ki Sultan Sencer gibi uzun bir saltanatım olsun şeklinde ifadesi var. Yine daha sonra Abbasileri konuşuruz. Abbasi halifesine benim adıma hutbe okut dediğinde Sultan Alaaddin Muhammed ve Abbasi halifeliğinden red cevabı alınca diyor ki Selçuklular adını okutuyordun.
İslam'ın topraklarını şu an ben muhafaza ediyorum. Benim adıma da okutman. Benim adıma da okutman lazım. Ama onların şanssızlığı Nasır gibi bir adama denk gelmedi. Evet, Nasır'da. Nasır'da Abbasilerin en güçlü ve çok uzun bir süre tabii. Şeyin bir kitabı var. Herbert Mason'ın bir kitabı var. Yani Orta Çağ'ın iki büyük devlet adamı diye Türkçe'ye tercüme edildi mi bilmiyorum ama şeyi doğrudan Halife Nasır'ı konu ediniyor. Yani fütüvvet teşkilatını kuruyor. Belki o zamana kadar gelmiş Harun Reşitler'den sonraki en kudretli Abbasi halifesine o tam da Harizmşahlar denk geliyor. Dönemine, tam da o döneme denk geliyor. Dolayısıyla böyle bir yapıda özellikleri olan bir devlet. Tabii bir tarafı da yine bunları konuşacağız ama Kanglı Kıpçak unsurların da orduda olduğu ve dinamik bir ordu yapısının da bulunduğu bir devlet. Dolayısıyla belli başlı özelliklerini biz bu şekilde hocam, çizebiliriz. Hocam Arzu Sever Hanım'ın bir sorusu var. Hem de bizim kronolojimize uygun aslında. Hı-hı. Teşekkür ediyorum. Tam benim sormak istediğim soruyu dolaylı sordu. Gülseren hocamıza bir sorumuz var diyor. Moğollara karşı Selçuklularla ve Eyyubilerle birlikte savaşan, tarihin en cesur komutanlarından birisi olan Celaleddin Erzemşah'ın kökeni hakkında neler biliyoruz diyor. Ben de tam Harizmşahlar nasıl ortaya çıkmıştır diyecektim. Hemen buradan başlayalım o zaman. Buyurun lütfen. Şimdi Harizmşahlardan önce bu coğrafyada ilk olarak 305-995 yılları arasında Afrigiler, daha sonra 995 ve 1017 yılları arasında Memuniler hanedanları kurulup yıkılır. Ve bu arada da Samaniler bölgeyi ele geçirir. Daha sonra Gazneliler, daha sonra Selçukluların Harizm bölgesini ele geçirmesiyle beraber bölgede Selçuklu hakimiyeti kurulur. Bu dönemde Sultan Melikşah'ın taşlarını görüyoruz biz. Anuştekin Garcayı. İşte Celaleddin Harizmşah'ın büyük atası. Yani Harizmşahlar soyunun başlangıcı Anuştekin Garcayı. Taşları bir açıklasak mı izleyicilerimiz? Taşlar sultanların, sarayda görevli sultanların ibriklerini, leğenlerini yani o gündelik ihtiyaçlarını karşılayan en yakın adamı. Tabii en yakın adamı sultanın yakınında olabilmek çok önemli bir şey. Tabii. Yani her türlü insanın olduğu bir dönemde bir de. Yani her türlü suikastlerin olabileceği, düşmanların olduğu, çok böyle gizli teşkilatların vesairelerin olduğu bir dönemde sultanın yanında hizmetinde bulunabilmek çok önemli bir görev. Fatma hocamız selam göndermiş. Çok teşekkürler. İyi programlar diliyoruz. Keyifle izliyoruz çok diyor Fatma Yürekli hocamız. Biz de teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Selamlar, saygılar. Ve işte Anuştegin Selçuklulardan Bilgetegin'in Garcistan'dan aldığı bir köle. Yani Horasan Afganistan bölgesinden bir Türk köle. Dolayısıyla gulam soylu diyebiliriz biz Harizmşahlara. Anuştegin ile başlıyor Melikşah'ın taşları. Daha sonra Kudbettin Muhammed ile devam ediyor. Bu taşlar Anuştegin Harizmşahnesi olarak atanıyor. Mevkisi yükseltiliyor. Ancak Harizm'i direkt yönetmiyor o dönemde henüz. Sarayda kalmaya devam ediyor. Anuştegin'den sonra oğlu Kudbettin Muhammed yine Harizm valiliği görevine getirilir ve kendisi Harizm'i bizzat yönetir. O yüzden de biz bu başlangıcı Kudbettin Muhammed'le beraber valilik aşamasında başlatıyoruz. Kudbettin Muhammed Selçuklulara çok bağlıdır. Hatta Selçuklulara bir yıl kendisi gider, bir yıl oğlu Atsız'ı gönderir falan, böyle bağlılığını da bildirir. Daha sonra oğlu Atsız Kudbettin Muhammed'den sonra başa geçer. Şimdilik kısa kısa geçiyorum hocam bir serüveni anlatmak adına. Gayet güzel. Atsız döneminde tabii Selçukluların da durumu biraz farklılaşmıştır. Çünkü artık Sencer dönemi karşımıza Sencer çıkıyor. Benim için önemli ama yani oğlumun ismi biliyorsunuz Ali Sencer. Özellikle bilinçli konulmuş bir isim. Değil ama mi? Yani bir tarihçiden bizim tarihçilerin isimleri biraz bu şekilde tabii tarihten ilham alınarak tarihten ve tarihi kişilerden ilham alınarak veriliyor. Dolayısıyla Atsız dönemi tabii artık Selçuklu devletinin zayıfladığı
Sultan Sencer'in artık bir takım sıkıntılar yaşamaya başladığı ve dolayısıyla da Harezm'de bir bağımsızlık kıpırtılarının ortaya çıktığı bir dönem, Atsız dönemi. Nitekim Sultan Sencer aslında Atsız ona çok bağlı bir devlet adamı başta. Şimdi bunun da bir macerası var da oraya sonra mı girelim? Yok, girelim bence. Girelim mi peki? Niye bu kadar bağlılık beraberinde bir bağımsızlığı getirir? Şimdi hatta Sultan'ın seferlerine katılıyor. Bir seferinde Sultan Sencer yine hatta bir kez Sultan Sencer'i suikastten kurtarıyor Atsız. Bu kadar önemli. Ve sadık. Bu kadar sadık. Tabii. Hatta şöyle güya Atsız uykusundan uyanıyor. Birden işte koşuyor, sultanı kurtarıyor. Sultan diyor ki nereden anladın bana suikast yapılacağını? Diyor ki rüyamda gördüm falan. Hatta bu tarz şeyler de var. Ama tabii bu yakınlık ve bu bağlılık diğer devlet adamlarının alışıldık bildik bir mesele. Diğer devlet adamlarının çekememesine, iki taraf arasında işte bir takım sıkıntılar yaşanması. Tabii kıskançlık yani. Evet. Ona bağlılık vesaire. Daha sonra Atsız hatta Harezm'e giderken Sultan Sencer arkasından der ki işte hani bir daha onu bu şekilde göremeyeceğiz gibi bir söz söylerler. Neden gitmesine müsaade ettiniz efendim diye sorduklarında da Sultan der ki onun bizim devletimize hizmetleri çoktur diye de bir söz söyler Atsız için. Ancak onun Harezm'de çok da rahat durmadığını görüyoruz ve Sultan Sencer'e karşı isyan hareketleri başlıyor Atsız'ın. Konuyu açalım mı? İlarslan'a geçip Celaleddin'e kadar gidip sorularınız geri mi dönelim? Şimdi nasıl yapalım? Yener Bey'in küçük benlerinin bir katkısı var. Onu okuyayım. Harizm Şahlılarla Gurlular, Karahitaylar ve Selçuklar arasındaki mücadeleler hiç şüphesiz Harizm ve Horasan'da büyük bir tahribata yol açmıştı diyor. Kesinlikle bunu detaylandıracağız. Şimdi Harizm Şahlar devletinin içerisindeki hükümdarlar kimlerdi? Onlara bir bakalım. Sonra tekrar kuruluş aşamasına geliriz ve Moğollar kısmına geçeriz bundan sonra. O zaman şöyle devam edelim. Atsız Sultan Sencer'e dediğim gibi isyan ediyor. Ve bu isyanların sonucunda artık bir yarı bağımsız ya da bağımsız diyebileceğimiz bir aşamaya geliyor. Ama Sultan Sencer de her sefere Atsız'ın üzerine yürüyor. Yani bu isyanları hoş görmüyor Sultan. Her sefere gidiyor üzerine Atsız af diliyor tekrar geri dönüyor. İşte 1138'de, 1143'te, 1147'de 3 kez. Ondan sonra hatta bu arada meşhur... Bir izleyicimiz diyor ki 7 kez isyan eden suikastı kendisi planlamış olabilir diyor. Vallahi bilemiyoruz yani şimdi. Biz tarihin anlattığı, daha doğrusu kaynakların anlattığı kadarıyla konuşabiliyoruz. Kesinlikle. Daha fazlasını konuşamıyoruz. Sadece bir fikrimiz olabiliyor. O yüzden de işte kaynakların verdiği ölçüde aktarmaya çalışıyoruz. Daha sonra Sultan Sencer'in ölümüyle, Atsız'ın ölümüyle yerine oğlu İlarslan geçer. Yine İlarslan'ın da 1172'ye kadar bir hükümdarlığı var. İlarslan dönemi artık Sultan Sencer'in öldüğü, işte Oğuzların Horasan'da hareketli bir durumda olduğu. Selçukluların sona erdiği aslında. Evet, sona erdiği bir dönem. Ve İlarslan'ın da vakti daha çok devleti o kuruluş aşamasında sınırlarını genişletmeye çalışmakla ve doğuya doğru bir takım hareketlerde bulunmakla geçiyor. Ardından da yani İlarslan'ın ölümüyle beraber de yerine büyük oğlu Tekiş Cent valisi iken ki Kafesoğlu bu konuda der ki umumiyetle taht namzedinin gönderildiği diye ifade eder hocamız bunu. Cent şehrine
gönderiliyor büyük oğlu Alaaddin Tekiş. Orada vali. Alaaddin ismini ailede ilk kullanan o sanırım ama değil mi? Sonra Alaaddin hep Alaaddin olarak evet. gidiyor. Alaaddin olarak gidiyor. Celaleddin Tekiş, alıyor. Alaaddin diyor Muhammed, ben babamın mülkünün ne kadarına sahibim ki o ünvanı alayım diyor sultan. Dönelim Alaaddin Tekiş yerine küçük oğlu Sultan Şah Mahmud'u veliaht ilan ediyor İlarslan. Burada da Terken Hatunlara geleceğiz elbette. Tabii konu ki. Bizi oraya getirecek. Onu o bahiste önemli. Bahsedelim. Sultan Şah Mahmud tahta çıkıyor ama bir sene kadar bile olmayan bir tahta kalışı var. Ağabey Tekiş geliyor. Karahitayların da yardımıyla Sultan Şah Mahmud'u tahttan indiriyor. Başa geçiyor. Sultan Şah Mahmud kaçıyor. Ve daha sonra Horasan'da kendine bir meliklik kurmaya çalışıyor. 21 yıl ağabey ile mücadelesi var. Tabii bu süreç yıpratıcı bir süreç. Devlet açısından. Devlet açısından. Hatta burada yeri gelmişken bilemiyorum anmak isterim rahmetli Hüseyin Salman hocamız. Benim de hocam. Yüksek lisans jürisinde evet. bana demişti Cem Sultan'a benzetir misin gibisinden bir hocamız benim Harezm Şahlara başlamamda emeği olan kişilerin başında geliyor. Benim sağ de olsun. Doktora döneminde ders aldığım hocalarımızdı evet. ve Türkiye'de herhalde bizim akademide en bilinmeyen Türk işler konusundaki tek çalışma tabii, hala ona ait değil mi? Rahmetli hocamız Sulukağan, evet. buradan da hatırasını yad etmiş olalım. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir yıpratıcı bir süreç. Bu arada yine mücadeleler işte Karahitaylarla, Gurdularla. Sultan Şah Mahmud'un ölümünden sonra bu sefer güneye doğru yani o Horasan coğrafyasının tam ele geçirilişi, hakimiyeti sağlamlaştırma süreci ve yavaş yavaş Irak Selçuklularına doğru bir geçiş. Hamle var. Yani coğrafyanın Irak Selçuklularına doğru gidişi ve son Selçuklu Sultanı Tuğrul ile. Sultan Tuğrul ile mücadele, Tuğrul'u yeniyor, Irak Selçuk topraklarına hakim oluyor Sultan Alaaddin Tekiş. Ama bu sefer de Abbasiler ile, Abbasilere yaklaşmış olması, adeta onlarla bir sınır komşusu olmuş olması hasebiyle bu sefer Abbasilerle tabii ki o konuyu da herhalde açarız, karşı karşıya gelecekler. Sultan Suikastler devreye girecek. Evet. Sultan Alaaddin Tekiş'in ölümüyle bu sefer meşhur hükümdarımız Alaaddin Muhammed başa geçer. Tabii sultanın dönemi nasıl söyleyelim hem çok ihtişamlı bir dönem hem de sonun başlangıcı. Zengin bir dönem. Tabii. Çok da zengin bir dönem aynı zamanda. Hatta şöyle bir örnek vereyim hemen bu zenginliğe, hani hazine açısından bir örnek vereyim hocam. Konularımız çok araya kaynamasın diye onu hemen şey yapayım. Sultan Moğollardan kaçarken Bistam'a geliyor. Burada hazineleri var. Hazinelerinden 10 sandık getirilmesini söylüyor. 10 sandığı getiriyorlar. Diyor ki bunların içerisinde ne var biliyor musunuz diyor. Diyorlar ki işte... ne vardır sultanım? Diyor ki bunların içinde eşsiz mücevherler vardır. Özellikle diyor şu iki sandık içerisindeki mücevherler dünyanın vergisine eşittir diyor. Bu müthiş bir şey ama. Böyle de bir durum ya, söz konusu. Bu gerçek mi? Abartıyor mu? Gücünü artırmak yani ne sevim kendi bu şekilde. Kendi ifadesi böyle. evet. En azından yani bu şekilde geçiyor. Tabii hani o dönem dünyanın vergisi ne kadardı, oradakiler ne kadardı bilmiyoruz ama. Ya da ama, dünya algısı neydi onu da evet. bilmiyoruz tabii de. Sonra bu hatta bu sandıklar daha sonra Erdehne naklediliyor. Hatta açılmadığına dair mühürlü kağıtlarla bu sandıklar teslim ediliyor. Daha sonra tabii Moğolların eline geçiyor. Yani Erdehne ele geçirildiğinde Moğollar bu hazineleri alıyorlar. Dolayısıyla hem zengin hem ihtişamlı. Hem Kanglı Kıpçakların devlet içerisinde güçlendiği, gücünü sağlamlaştırdığı, hem de sınırların genişlediği, artık Abbasi halifeliği üzerine çok ciddi baskıların kurulduğu bir dönem ve derken Moğollar. Moğolların gelişi ve Moğollara karşı çok tarihi hata
tarihi onu hatalar. Bunu niye konuşalım. Niye yaptığını konuşalım evet. kesinlikle. Ve daha sonrasında sultanın ölümü, hatta kefen bile bulunamıyor bir gömleğe, yanındaki emirlerden birinin gömleğine sarıldığı ifade ediliyor. Bu kadar zor bir, kötü bir durumda maalesef sultanın ölümü ve daha sonra da yerine geçen Celaleddin Harizmşah. Celaleddin Harizmşah, hani enkaz devralmak diye bir tabir var ya, gerçekten ülke yangın yeri. Şöyle babasının iktidarının ortasındaki gibi bir zaman diliminde başa geçseymiş Celaleddin Harizmşah. Zaten söylüyor. Diyor ki yani şeyde... Dünya imparatorluğuna evet, çevirebilirmiş. Moğol istilası, Moğollar gelirken, geleceği sırada tabii sultan emirleriyle danışıyor, görüşüyor. Celaleddin hep babasının yanında zaten. Hani Gazne, o tarafların emiri ama yani oraların hakimi ama gittiği yok oraya. Hep babasının yanında. Diyor ki, babası diyor işte şehir savunması fikri gündeme gelince diyor ki bu diyor çok yanlış bir şey. İsterseniz diyor bana verin orduları, ben diyor şey yapayım. Yani siz diyor çıkmaya cesaret edemeyeceksiniz mealinde söylüyor. Ben diyor başa geçeyim ve ben Moğollarla mücadele edeyim. Babasına hatta bu teklifi de sunuyor. Bu teklifi Osmanlılar zamanında yapmış olsalardı kesin toprağın altına giderdi. Öyle bir bu şekilde, şey isterdi. Evet. Siyaset bunu çok kaldırmıyor geçmiş dönemde. Doğru. Yerinde, ama bu kadar da gözü yerinde pek. Gözü olmak şeklinde yorumluyor iktidarlar bunu ve genelde isyan sayılıyor. İşte Şehzade Mustafa bunun en güzel örneklerinden biri. Şimdi Yener Bey'in bir sorusu var. Diyor ki Erzemşahların bayrak rengi neden siyahtır diyor. Bir fikrimiz var mı bilmiyorum. Yani Abbasilerin siyah diye evet, hatırlıyorum ben. Erzemşah bayrağını hatırlayamıyorum. Şimdi o dönemde zaten bayrak kavramı, yani bir devletin bir bayrağı şeklinde bir kavram çok fazla... Fazla milliyetçi değil mi? Yani bugüne dönük daha yani doğrusu. Biraz daha aslında temsili bazı şeyler günümüzde. Yani o dönemde devletlere ait tek bir sancak, tek bir bayrak vardır diyebilmek ortaçağ devletleri için sanırım zor. Çok fazla mümkün değil. Yani farklı farklı kullanılan alametler, farklı farklı kullanılan... şeyler var, hükümdarlık göstergeleri var. Dolayısıyla herhalde tek bir bayraktan söz edebilmek çok mümkün, mümkün değil. Yani, peki boylarını biliyor muyuz Erzemşahların? Boyları boy olarak bu konuda tabii bir takım şeyler var, görüşler var. Ama tam olarak hangisine ait olduğunu, Oğuz olabilirler, Yimek muhtemelen. Olabilirler. Yani farklı bu konuda görüşler, Beydili olabilirler. Yani görüşler Oğuz boylarından var. Herhangi birinden. Bunun işte Kafesoğlu Hoca olsun, var. Togan Hoca olsun, Köprülü olsun, farklı farklı görüşler ortaya atmışlar. Ama kesin olarak şudur diyebileceğimiz herhangi bir şeyimiz yok. Yönetmenim de kanlı kıpçak olabilir diyor. Yani şöyle söyleyelim. Yorum var diyor. Karma gibi ama öyle anlaşılıyor biraz da. Çünkü kozmopolit olunca o bulundukları coğrafya. Şimdi gulam kökenli olması. İşte nesebi zorlaştırıyor. Bu önemli bir şey. Yani bu nesebi zorlaştırıyor. Geldiği coğrafya burada önemli. Yani gulam kökenli olduğu için, geldiği coğrafya olduğu için şimdi Kanklı Kıpçakların gulam yapılma durumları var. Çok ama var. Şimdi... Elimizde Memlük Devleti kuruyorlar. Tabii işte. Ki. Ama şimdi elimizde kesin bir delil verir yok Erzemşahlar için olmadığı değil. İçin tamam net hocam. Bir şey şöyle yapalım. Şimdi Celaleddin Erzemşah uzun uzun konuşacağız ama bu önceki programların bir devamı bağlamında da şöyle söyleyeyim. Şimdi Moğollarla ilişkiler ne zaman başlıyor? Neden sorun yaşıyorlar Moğollarla? Yani Moğol istilasının İslam dünyasına çeken mıknatıs Harizmşahlar mı diyelim? Gerçi dilimiz alıştı hep Harizmşah diyoruz. Harizmşah. Harizmşah. Onu da yavaş yavaş değiştiriyoruz. Harizm söylenişi de var. Şimdi hocam buna cevap verebilmek. Şimdi Cengiz Han tabii diyor sen batının ben doğunun hükümdarıyım diye ifadeleri var ama acaba bu bir bahane miydi? Bir oyalama taktiği miydi? Yoksa aslında çok hüsnü niyetli miydi Cengiz Han? Gibi bu sorulara net bir cevap verebilmek çok mümkün değil.
Ancak ben size gidişattan isterseniz biraz bahsedeyim. Lütfen. Bu konuda kafamızda böyle bir şeyler belki oturabilir. Şimdi başından alacak olursak Sultan Alaaddin Muhammed ilk etapta tabii Cengiz Han kendi devletini kuruyor. Doğuda işte Çin'i ele geçiriyor. Oradaki boylar kabilelerle mücadele ediyor. Moğolların başına geçiyor. Zor bir hayatı olmuş. Sonuçta han oluyor. Ve bu durum Alaaddin Muhammed'in dikkatini çekiyor. Yani doğusundaki gelişmelerden sultanın haberi var. Günden güne büyüyen ve muazzam bir yapıya bürünen bütün bozkır topluluklarını etrafında toplamış bir göğün oğlundan bahsediyoruz. Dolayısıyla o dönemde sizin sağınızda solunuzda ne oluyor ne bitiyor böyle bir kurtlar sofrasında sizin Moğolların gelişimiyle ilgilenmemeniz mümkün mü? Mümkün değil tabii ki. Sultan Alaaddin de çok ilgileniyor bu konuyla. Hatta Bahattin Razi'yi şey olarak gönderiyor. Elçi olarak gönderiyor Moğollara. Kendisi Moğol topraklarına girdiği zaman hocam uzakta beyaz bir tepelik görüyor. Karla kaplı olduğunu düşünüyor. Yaklaştığında insan kemikleri olduğunu görüyor. Ve hatta kemik yığmışlar. Kemik yığını tabii. Ve hatta ölmüş insanların işte kusura bakmasın izleyicilerimiz ama ifade edeyim. O hani yağıdır, kanıdır vesaire böyle yerin böyle siyahlaşmış olduğunu falan görüyor. Çürümüş yani. Yani birkaç fersahtan sonra ancak normal toprağa ulaşabildiği ifade ediliyor. Yani ölmüş insan yığınları ve kemik yani yığınlarıyla karşılanıyor. Yani kemik yığınları işte artık nasıl bir manzara ise tabii bütün bu gördüklerini de sultana anlatıyor tabii ki döndüğünde bu şeyleri. Ve Cengiz Han'a gidiyor. İşte Cengiz Han bu durumdan çok çok memnun oluyor. Ticaret yapmak istediğini, işte Sultan Alaaddin'e sen batının hükümdarısın, ben doğunun hükümdarıyım. Bu şekilde elçi gidiş gelişleriyle ilk ilişkiler başlıyor ve ticaret yapılmasına karar veriliyor. Ancak bu hitaplarda mesela Cengiz Han'ın kendisine oğlum diye hitap ettiğini görüyor bir seferinde Sultan Alaaddin ve çok rahatsız oluyor. Diyor ki o kim de diyor, o kim ki bana oğlum diye hitap ediyor. Bu o dönemin diplomasisinde çok büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla aslında Sultan Alaaddin'in Cengiz Han ile ilgili fikirleri çok da olumlu değil. Bu durumda Cengiz Han'ın da gelenlerden bir takım bilgiler almaya çalıştığını, gönderdiği elçileriyle, Harezm şahlarla ilgili bir takım bilgiler almaya çalıştığını istihbarat topluyor. Tabii yani. Ki. Ya ama bu karşılıklı bu doğal bir şey. Durum yani. Evet, yani. Evet. Biz de böyle istihbarat deyince hemen olumsuz bir algı, işte bir tür devletlerin birbirine ihaneti vesaire gibi algılanıyor ya da casusların. Halbuki güçlü devletseniz, büyük devletseniz, olma yolundaysanız istihbaratınızın çok güçlü olması gerekir. Kesinlikle. Ve dünyanın özellikle de etrafınızdaki komşuların attığı her adımdan haberdar olmanız gerekiyor. Evet. Hele ki bir de Cengiz gibi cihan imparatorluğu kurma idealine sahipseniz daha çok bunu yaparsınız. Ve karşınızda da kendisini o coğrafyanın en kudretli devleti ve Namsal Selçukluların bir tür veliahtı gören bir devlet var. Tabii. Buna ne diyelim? Biz iki yumurtanın birbirine çarpması gibi. Birisi kırılacak bunlardan. Aynen öyle. Ama istihbarat faaliyetleri çok normal. Burada hatta Cengiz Han'ın gönderdiği elçilerden birisi Mahmut Harezmi'yi Sultan ayrıca görüşüyor kendisiyle. Diyor ki sen diyor bir anlat bakalım diyor bu Cengiz'in toprağı nasıl, orduları nasıl yani... Ekstra bir de bilgi almak istiyor. Hatta Mahmut Harezmi olumlu bir şekilde bahsedince yani şu kadar büyük ordusu var şöyle böyle hatta biraz da sıkılıyor falan sonra o da toparlıyor işte. Hani ama siz daha güçlüsünüz sultanım. Yani can sonuçta can da tatlı. Tabii. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu iki taraf arasında. Hülasa Moğollardan bir büyük bir kervan hazırlanıyor Müslümanlardan oluşan. Malum karşılıklı ticaret anlaşması gibi yani karşılıklı sözler verildi. İşte Cengiz Han dedi ki ülkelerimiz geniş, sizinkiler de geniş, ticaret yapalım, zengin olalım gibi. Oturardan geliyorlar. Geldikleri zaman
Otrar'a geliyorlar. Pardon, Moğol kervanı, ticaret kervanı Müslümanlardan oluşuyor. Ve Otrar valisi Gayır Han veya İnalcık. Ki kendisi Terken Hatun'un, Alaaddin Muhammed'in annesi. Halil Hoca'nın soyu da oradan mı geliyor acaba? İnalcık ya. Yani İnalcık. Tarihte çok İnalcık yok aslında bakarsanız. Yani en meşhur İnalcık Otrar valisi olan İnalcık. İnalcık bilemiyorum yani. Belki de oradan geliyordu. Bir şey bildiğimizden evet. Değil ama benzeşiyor en azından örtüşüyor. Öyle diyelim. Sonra İnalcık tabii bu Terken Hatun'un akrabalarından kendisi. Yani güçlü bir şahıs. Öyle söyleyelim. Gelen kervanı. Tabii bu konuda farklı rivayetler var kaynakların verdiği, onu da ifade edelim. Yani Nesevi var, işte Cüveyni var, Cüzcani var, bir takım farklı bilgiler de var. Hemfikir olunan nokta kervandaki tüccarların mallarının müsaade edilip öldürüldüğü. 500 diyen var, 400 diyen var. Farklı şeyler var ama farklı rakamlar ama ciddi bir... Kahir ekseriyetle 450 üzerinde yoğunlaşılan bir durum. Ve... Tabii bu durum Sultan Alaaddin Muhammed'e bildirildi ve ondan sonra bu durum gerçekleştirildi. İşte ya da İnalcık kendisi bunu yaptı ya da İnalcık arada oyun çevirdi gibi. Ben kitabımda İnalcık yaptı demiştim. Eğer Sultan'ın haberi varsa İnalcık'a haksızlık etmişim demek. Hocam bence Sultan'ın haberi var bu işten. Eyvallah. Benim... Yeni bazı kılardı düzelteyim o zaman. Estağfurullah. Yani... Sultan, çünkü kaynaklarda sultana haber gönderildiği, sultanın da mallarının müsaade edilmesini söylediği ve öldürüldüğü daha ağır. Yani benim şahsi görüşüm okuduğum kadarıyla sultanın bu işten haberdar olduğu, bir de İnalcık'ın bu kadar büyük bir olayı sultana habersiz yapma ihtimalinde ben biraz düşük görüyorum şunu şahsen. Şunu derler de o sebeple, yani biraz konuyu da açmış oluyoruz. Hı hı. Sultan'la annesi arasında bir rekabet başlıyor. Bu bizim tarihimizin alışkın olduğu hadiselerden biriydi. Yani düz siyaset okursak aslında evet. Çok normal, çok alışılması gereken bir durum. Hı hı. Ama biz bunlara çok ihtimal vermiyoruz. Hani anne oğul ilişkisi vesaire. O kadar değildir hocam. Bir yani. Rekabet olduğu ve İnalcık annesinin tarafında olduğu için biraz böyle sultanı zora sokmak amacıyla yaptığını dair bir rivayet de okumuştum. Ama alanın uzmanı sizsiniz. Ne estağfurullah. Derseniz. Estağfurullah. Yani Terken Hatun'un tabii ki oğlu üzerinde bir hakimiyet kurma çalışması ve kurması, kendine ait toprakları. İşte bu konu, veziri, ordusu evet, vesaire yani, özel gibi neredeyse. Öyle bir durumu var ama devlet gibi. Böyle büyük bir hadiseyi, çünkü Terken Hatun da siyaseti çok iyi okuyan, çok iyi bilen ve neyin ne olacağını da çok da akıllı bir kadın. Yani bu işin sonuçlarının nerelere varacağını da mutlaka hesaplamış olması gerekir. Zaten Cengiz Han daha sonra Harezm'e geldiğinde Terken Hatun'a haber gönderiyor. Diyor ki işte şey yap, ben diyor sana ait olan, senin mülküne ait olan yerlere dokunmayayım. İşte seninle anlaşalım gibisinden şey yapıyorlar ama bunu kabul etmiyor Terken Hatun. Kaçıyor işte İlal Kalesi'ne gidiyor. Dolayısıyla ben ona çok ihtimal vermiyorum. Ancak sonuç itibariyle bu kişiler öldürülüyor. Şöyle de ifade ediliyor mesela kaynakta. İnalcık'ın mesela bir Hintli tüccar varmış, işte İnalcık'a böyle tepeden konuşmuş, işte o da çok sinirlenmiş. Yani bu tarz rivayetler falan da geçiyor, hani onları da es geçmeyelim. Sonuçta bu tüccarlar öldürülür. Bir de biz hep bu tarafa yüklüyoruz meseleyi. Cengiz'in tüccarları da tahrik etmiş olabilirler. Bu da bir ihtimal. Yani i̇şte onu analitik diyorum. Tarihte onu diyorum. Bu da şey, yani, gidersiniz tabii, ve tahrik tabii, edersiniz tabii, tabii. Onları. Onu diyorum işte, yani tüccarlardan bir tanesinin gücünü ölçersiniz işte böyle diplomatik daha olarak. Öncesinden tanıdığı, büyük büyük konuştuğu İnalcık'a, onun da işte çok sinirlendiği falan gibi rivayetler de var. Yani olayı sadece Harezm Şahlara mal etmek ne eksik kadar... Eksik olabilir tabii. Tabii yani çünkü... Şey, kaynakları doğru değerlendirmeye çalışmak lazım. Otrar'la Farab aynı şehir mi hocam? Hani bir Farab abinin memleketi ve Otrar, işte bugün Türkistan'da Ahmet Yesevi'nin hocası Arslan Bab'ın türbesine yakın bir yer var.
Orada oturar da Farab da aynı şehir diyorlar da bilmediğim için Yani soruyorum. şöyle, Ben gittim harabelerini gördüm. Tamamen nasıldı harap. hocam? Tamamen harap. Sadece bir hamam, bir de kalenin surlarının Pardon, neresi? olduğu Otrar Ha, diye oturar. bildiğimiz yer. Bugün Kazakistan sınırlarının içinde Türkistan bölgesine yakın çok az kalıntı vardı. Yani arkeolojik kazı Zaten hocam yapılması yakılıp gerekiyor. yıkılıyor her Tabii. yer. Yani o arkeolojik bir çalışma yapılırsa oralarda bir takım şeyler çıkabilir. Ama şey olarak yani Moğolların geçtiği her yer, birazdan bahsederiz, oraya da geleceğiz. Zaten şey yakılıp yıkılmış. Yani Gürgenç'te bir tane mahalle bile ayakta kalmıyor hocam. Böyle bir Orası şey için olabilir söylüyor mi? ama Cengiz Han Yani meşhur değil mi? gökteki arıları bile öldürün sözünü Evet, Gürgenç'e yani girerken o kadar söyledi derler. şey. Daha sonra tabii bunu duyuyor Cengiz Han. Malları tabii müsaade ediliyor aynı zamanda. Ciddi de bir mal da ele geçiriliyor. Ve o kadar şey yapıyor ki sinirleniyor, öfkeleniyor. Bir tepeye çıkıyor. Başı açık bir şekilde 3 gün orada kalıyor ve işte diyor ki Tengrim diyor bana işte güç ver, kuvvet ver, intikam alma gücü ver gibisinden dualar ediyor. Yani o kadar bu işi bir şey meselesi haline getiriyor. Onun öfkesini anlatması açısından söylüyorum. Böyle toprağa kapanıyor falan. Daha sonra Cengiz Han haber gönderiyor, elçi gönderiyor. Diyor ki şey yapın, İnalcı eğer sizin bilginiz yoksa, İnalcık bunu yaptıysa bana diyor şey gönderin. İnalcığı gönderin, ben kendim cezasını vereyim. Ya da diyor siz kendiniz cezasını verin. Yani bu konuyu çözün gibisinden. Ancak Sultan Alaaddin Muhammed'in cevabı bütün bu girişimlere maalesef o elçileri de işte tahkir etmek gibi davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. Hatta Sonuçta öldürülmek bir gibi. çatışma oluyor ve Tabii ki. öldürülüyor Tabii ki. elçiler. Artık dünyanın neresine giderseniz gidin hocam Yani ve artık hangi dönemde yaşarsanız evet. yaşayın Evet. devletler arası bir kriz kapıda Tabii. ve sonu savaşla gelecek. Evet, Burada da öyle bu oluyor. böyledir yani hocam. Şimdi şimdi elçi demek hükümdarın kendim gelemiyorum. Benim adıma bu şahsı gönderiyorum demek. Yani onun canına kastetmek, yani sultanın sözünü taşıyan kişinin canına kastetmek ya da hükümdarın, hangi hükümdarsa, bu bir başlı başına bir savaş sebebidir zaten. Kesinlikle. Ve bütün bunların üst üste binmesiyle Cengiz Han büyük bir orduyla. Ama önce şey yapıyor değil mi? Önce bir inalcığın kellesini istiyor. Tabii işte onu söyledim az Şey, önce. Ondan bahsettim dedim. inalcığın Önce dedim kellesini diyor ki istiyor. ya sen bana gönder, ben cezasını vereyim ya Ya da kendin sen ceza ver. kendin ver Ha. cezasını diyor. Ama Sultan Alaaddin buna kesinlikle yanaşmıyor. O işte bu siz haklı çıkartıyor sizi. Yani o hadiseyi asıl gerçekleştirenin Alaaddin Muhammed olduğu ve İnalcık'ın onun emriyle elçileri öldürdüğünü gösteriyor. Vermemesi bunu gösteriyor tabii. Burada hemen Sahipleniyor. iş biraz sarmala girecek ama burada mesela şöyle bir düşünce de var. İnalcığı Terken Hatun'un akrabası olduğu için ve çok güçlü olduğu için teslim etmediği, Edemedi edemediği diye. şeklinde bir. İşte Şimdi tam burada sizinki diplomatik evet. ilişki üzerinden de bakabiliriz. Evet Ya yani. gerçi şunu da söylemek lazım hocam. Düşmanınız bile olsa teslim edemezsiniz. Çünkü bu sefer sizin otoriteniz kalmaz. Yani Tabii. bir muhatap devlet var. Öyle ya da böyle sevseniz de sevmeseniz de sizin üstlendiğiniz bir devletinize mal olmuş bir Evet. eylemi gerçekleştiriyor. Onu teslim etmek zafiyet göstergesi düşmanınıza karşı. Tabii. Edemezsiniz. Hocam Ama bir de kendisi cezalandırabilirdi tabii. tabii bir ihtimal. Bir de şu da var. Sultan Alaaddin Muhammed başından beri zaten çok böyle alttan alan bir hükümdar değil ki baktığınız zaman. Yani başından beri zaten Cengiz Han'dan rahatsız. Bu faaliyetlerden, yani doğusundaki bu devletten rahatsız. İşte gelen elçilere soruyor, soruşturuyor. Cengiz Han'ın tavrından rahatsız. Yani Sultan Alaaddin Muhammed de böyle hani durup dururken bu 450 kişiyi de öldürün gibi bir durum da değil. Yani zaten baştan bir temkinlilik Moğollara karşı
ve bunlar casus olabilirler gibi bir tavrın da neticesi gelişmiş olabilir. Hocam şöyle bir soru var Canan Hanım'dan, Canan Küçükbenli'den. Moğollara devam ederiz ama burası, bu soru bence bu kısma uyuyor. Diyor ki Alaaddin Muhammed'in annesi neden Terken adını taşıyordu? Bu bir ünvan mı yoksa Terken Hatun geleneği mi var? Yani gerçek isimlerini biliyor muyuz onların diyor. Çünkü bunu şunun için buraya sokuyorum. Hani dedik ya Alaaddin Muhammed'in annesine daha yakın dedik. Şimdi Karahanlı prensesleri var. Sultan Sencer'in eşi de Terken Hatun. Sultan Melikşah'ın eşi de Terken Hatun. Ve onların devamı olarak Kanlı Kıpçaklar. Alaaddin Muhammed'in eşi de Terken Hatun. Bir asalet ünvanı mıdır? Bir birlik yani kendine ait bir tür bağımsızlık ünvanı mı yoksa gerçekten isim mi? Siz ne diyorsunuz? Bir Alaaddin Muhammed anlamının, onun yani, annesi anlamında da konuşabiliriz. Tabii yani Terken ünvanı diye görebiliriz bunu. Burada tabii ki şeyin mesela Terken Hatun'un tevkisine baktığınız zaman Asamet Dünya ve Din Ulu Terken Melike şeklinde geçiyor. Yani sadece Alaaddin Muhammed'in annesi değil, başka Terken Hatunlar da var. Bu bahse girelim mi? Girelim. Tamam, o zaman girelim. Uzun bir bahis oyun. Tamam. Şimdi Terken Hatunların Harezm Şahlar'da başlaması, hocam aslında bizim bildiğimiz Alaaddin Muhammed'in annesi Terken Hatun'la değil. Daha mı öncesi tabii var? Sultan Şah Mahmud'un annesi Terken Hatun var. Kim? Alaaddin, Sultan İl Arslan'ın eşi Terken Hatun var ki bu Terken Hatun, büyük oğlu Alaaddin Tekiş'in yerine Sultan Şah Mahmud'u veliaht ilan ettirmiş olan Terken Hatun. Yani bu kadar da kudretli. Tabii. Bir de Melikşah'ımızın filmlerde, dizilerde gördüğümüz Terken Hatun'u yani var. Yani o yüzden de bu Terken Hatun İl Arslan'ın ölümünden sonra oğlu Sultan Şah Mahmud tahta çıkıyor. Ve yaşı küçük, yaşını tespit edemiyoruz ama küçük. Orduyu ve yönetimi adeta Terken Hatun ele alıyor. Ve Sultan Alaaddin Tekiş ama işte Terken Hatun'un şansı yaver gitmiyor diyelim. Bu, siz bunu anlatırken gözümde ne canlanıyor biliyor musunuz? Ne canlanıyor? Selçuklu'nun Terken Hatun'u, Melikşah'ın eşi. İşte Sultan Berkyar'ı azdettirip oğlu Ahmet'i Mahmud'u yerine veliaht yaptırtmaya çalışan, eşinin ölümünden sonra devlet yönetmeye çalışan, enteresan ittifaklar ve evlilik bağları kurmaya çalışan fakat talihi bir türlü yaver gitmeyen deyince bir an ona da gitti. Demek ki pek değişmiyor. Yani dönem değişiyor, şahıslar değişiyor ama terkenler değişmiyor. Terkenlerin o tabii geldikleri menşei itibariyle bir güçleri de var. Ve daha sonra Terken Hatun, işte Alaaddin Tekiş başa geçer. Terken Hatun ve Sultan Şah Mahmud kaçarlar. İşte İsvehbetlere, Mazenderan İsvehbetlerine, daha sonra Müeyyettin Ayaba'ya, Oğuz Melik'i sığınırlar. O aradaki mücadelede Terken Hatun ölür Dihistan'da. Sultan Şah Mahmud kaçarak işte o 21 yıllık programın başında söylediğim mücadelesine başlar hocam. Ama Terken Hatun orada ölür. Şimdi ikinci Terken Hatun'umuz kim? Bu sefer Sultan Alaaddin Tekiş'in eşi Terken Hatun. Terken Hatun'un kabilesine baktığımız zaman, kimlerden geldiğine baktığımız zaman farklı görüşler olmakla birlikte Kanglı Kıpçak asıllı olduğunu biz kahir ekseriyetle bu şekilde düşünüyoruz. Hatta bu konuda Nesevi kendisinin bu kuzey kısımdan olduğunu ve Cüzcani de mesela Akran Han'ın kızı olduğunu, yine Nesevi Cenkşi idi yanılmıyorsam Han'ın kızı olduğunu, bu şekilde yani bir Kıpçak, Kanglı Kıpçak soyundan bir Han kızı olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla böyle o kudreti de devlete gelişiyle beraber Kanglı Kıpçakları da istihdam ediyor. Ve Sultan Alaaddin Tekiş döneminde hatta ilginç bir bilgi verelim. Biraz da hani tarihin bu şey kısımları var ya hocam, sansasyonel kısımları. Ama
Tabii bu kaynakta geçiyor. Cüzcani'de geçiyor. Çok ilginçtir. Sultan Tekiş cariyelerden birisiyle çok ilgileniyor o dönemde. Terken Hatun da kıskanıyor tabii ki eşini. Çok tehlikeli. Ve hocam Sultan Tekiş'in tek gözü görmez. Yani tek gözü gitti diye ifade ediyor kaynak. Muhtemelen bir gözünü kaybediyor. Nasıl? Evet. Hamamda olduğu bir sürede Sultan Terken Hatun gelip kapıyı kapatıyor. Sıcak hamamda. Ve Sultan tam ölmek üzereyken kapıyı kırıp Tekiş'i dışarı çıkarıyor. Yani kısmi felç geçirtmişler adamı. Ve Sultan burada bir gözünü kaybediyor. Hatta daha sonra Karahitaylarla bir mücadelesinde Sultan'ın Buhara'ya gidiyor Karahitaylar. Sultan Buhara'yı kuşatıyor. Buhara halkı Karahitaylarla beraber mücadele ederken tek gözü görmeyen bir köpeği kaftan ve külah giydirip surlarda dolaştırıyorlar. Yani bu sizin hükümdarınızdır. Tahkir ediyorlar. Evet. Yani hani burada mesela bir gözü görmeyen bir hayvancağızı alıyorlar. Ve bu şekilde mesela İbnül Esir'de geçiyor bu da. Hani adeta cüzcani doğrular nitelikte. Dolayısıyla Terken Hatun zaten hani Tekiş döneminde o hakim halini ortaya çıkarıyor. Ve daha sonra oğlu Alaaddin Muhammed döneminde de çok baskın bir şekilde devlet yönetiminde yerini alıyor. Hocam burada bir ara verelim. Tamam. Terken Hatunlardan, Moğol istilasından devam edelim ama kısa bir aradan sonra. Evet değerli dostlar, Doğu'dan Batı'ya tarih devam ediyor. Gülseren Azer Nasır Abadi hocamız ile Harizm Şahları üzerine konuşuyoruz. Terken Hatunları konuşuyorduk ama öncesinde Fatma Yürekli hocamızın bir mesajı var. Onu ileteyim izniniz olursa. Tabii. Hani Otrar'ı biz konuşmuştuk. Hı-hı. Sağ olsun o da katkı sağlamışlar. Hı-hı. 2003 senesinde Otrar'ı görmüş ve çok etkilenmiştim diyor hocamız. Ben de etkilendim. Kesinlikle. Hı-hı. Harika. Bir yer. Ekibimizde Profesör Doktor Ahmet Bican Ercülesin hocamız da vardı. Kazı çalışmaları başlatılmıştı. O bölgede Otrar'daki hadiseyi yansıtan bazı dioramalar da vardı ve çok etkileyiciydi, hı hı, diyor hocamız. Evet, umarım tekrar gitmek kısmet olur hepimize, diyelim. İnşallah. O bölgeye çalışmalarda çok ciddi Türk, evet, bilimine katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi Terken Hatunlarla ilgili konuşuyorduk. Bir izleyicimiz her devrin bir Terken Hatunu var diyor. Gülücük koymuş sağ olsun. Evet. Bir de Yener Bey'in bir sorusu daha var. Celalettin Erzemşah'ın annesi Hintli bir cariye olan Ayçiçek Hatun deniyor. Ondan da bahsetme şansımız, evet, var mı demiş. Buyurun Terken, hı-hı, Hatunlardan. Hatta Harizm Şahlarda kadınlardan bahsetmeye, evet, devam edelim. Şimdi Terken Hatun tabii her anlamda devlette çok büyük bir otorite. Kendine ait yönettiği yerler var. Hatta Sultan Alaaddin Muhammed halifeye kızıp da hutbeyi kestirince Terken Hatun'a ait olan yerlerde hutbe okunmaya devam ediyor. Kendi ihtiyarında bölgeler var, meclisi var, 7 kişiden oluşan bir kurul. Kendine ait sarayı var. Kendine ait hazinesi var. Artı devlet hazinesinden dilediği kadar da harcayabiliyor. Ve her şeyden önemlisi Kanglı Kıpçak unsurlar ve devletteki önemli mevkiler Terken Hatun'un akrabaları ve Kanglı Kıpçak unsurlardan seçilmiş. Yani Humar Tekin gibi, işte az önce bahsettiğimiz İnalcık gibi, Emir Törtaba gibi, yine hemen söyleyeceğim, Gıyasettin Pirşah'ın dayısı Yan Taysı gibi, ki Gıyasettin Pirşah da Celaleddin Harizm Şah'ın kardeşi, hı hı, annesi Beglaray Hatun ve Beglaray Hatun da Kanglı Kıpçaklardan geliyor. Biz buradan bunu anlıyoruz. Yani Terken Hatun'da kan bağı var. Evet, onun. Çünkü Yan Taysı Kanglı Kıpçak soyundan, hı, geldiği için Gıyasettin'in dayısı. Dolayısıyla annesi Beglaray Hatun'da ve Terken Hatun aynı zamanda Hüdavendi Cihan lakabını kullanıyor.
Ve çok ilginçtir, aynı lakabı Beglaray Hatun da kullanıyor. Sadece Terken Hatun değil. Yani Kanklı Kıpçak soyundan gelen bir kişi, o da kullanıyor. O da maalesef Barak Ağacık tarafından öldürülmüştür daha sonra. Yine Sultan Alaaddin Muhammed'in kızı Han Sultan, babasının tevkilerini çekiyor. Siyaset, tabii. Yazıcı. Tabii babasının... O zaman okuma yazma kültürü de yüksek yani, değil mi? İlim hayatına herhalde vaktimiz kalır. Bence hocam kalsın. Gireriz. Yani kalsın. Sultanlarımız nasıldı? O dönemdeki ilim hayatı nasıldı? Dolayısıyla Terken Hatun aynı zamanda mağrur bir kadın. Çok da mağrur. Hemen ona bir örnek vereyim hocam kısaca. Malum Moğol istilası gerçekleşir. Terken Hatun İlal Kalesi'ne gider. Hazineleriyle ve sultanın haremiyle beraber Gürgenç'ten çıkarken de hapsedilmiş olan 20 tane çevredeki emirlerin ailesinden hapsettirdiği 20 kişiyi de Ceyhun Nehri'ne attırır. Bu da önemli bir bilgi. Kesinlikle. Ve çıkar İlal Kalesi'ne gider Mazenderan'da. Mazenderan'da hocam nemlidir hep, yani o coğrafya hep nemlidir, rutubetlidir, yağmur yağar falan. Moğollar kuşattığında şansa yağmur yağmaz. Ve büyük bir susuzluk çekilir. Daha sonra teslim olmak zorunda kalırlar. Ve malum Sultan Alaaddin'in haremi Cengiz Han'ın eline geçer. Terken Hatun da Cengiz Han'ın yanında yoksul ve sefil bir hayat yaşar. Nasıl mesela bazen açlıkta, yani çok aç kaldığı Cengiz Han'ın sofrasına gidip işte onun sofrasından, o yedikten sonra tabii ki tabiri caizse kalanları artıklardan 2-3 günlük yemeğini topluyordu gibi ifadeler var. Böyle bir hayat yaşıyor. İşte bu esir olduğu dönemde Celaleddin de malum bir mücadele veriyor. Bir ülkesi var kendince. Bir emiri kendisine geliyor Terken Hatun'a. Diyor ki bak diyor, yanılmıyorsam Bedrettin Hilal'di. Diyor ki bak diyor, Celaleddin'in şeysi, ülkesi geniştir, ferahtır. Gel seni ona ulaştırayım. Hani burada bu şekilde yaşama. Belki az önceki izleyicimizin sorusuna da bir cevap olur. Diyor ki Celaleddin'in gölgesi altında yaşamaktansa burada kalmak benim için bin mertebe daha iyidir diyor. O da ilginç. Yani ki diyor, o Ayçiçek Hatun'un oğludur. Ayçiçeğin oğlu Celaleddin. Akşah ve Uzlakşah çok itibarsızlık çektiler diyor. Akılları onda kalmış. Yani Akşah ve diğer Uzlakşah kardeşler. Malum Kanglı Kıpçak ailesinden ve veliaht ilan ettirmişti Uzlakşah'ı ama olmadı. Hemen araya onu da şey yapalım hocam, vaktimiz kalmazsa evet, diye. Evet. Sultan Alaaddin Muhammed ölmeden önce Celaleddin'den başka öcümü alacak oğlum yoktur. Hepiniz ona itaat ediniz diyerek veliahtını değiştiriyor. Ve orada bir seremoni biliyorsunuz gerçekleşiyor. Ve böylelikle Celaleddin veliaht oluyor. Bunun şeysi, yani o kendi ilan ettirdiği veliahtın değişmesi, Celaleddin'in bir şekilde devletin başına geçmesi, Cengiz Han'ın yanındaki sonuçta torunun, yani her ne olursa olsun, öyle değil mi? Tabii ki. Ama işte bu onun hırsını ve bu konuda ne kadar... kendine yediremediğini, gururunu yediremediğini yani gösteriyor. Cengiz Han'ın yanında o şekilde maalesef. Daha sonra zaten işte karı kuruma gidiyor, ölüyor. Bir görselimiz vardı Terken Hatun'un esir edilişiyle ilgili. 5 numaraydı yanılmıyorsam evet. Resim. Bir Hı-hı. minyatür var. Onu bir şey yapabilirsek. At üzerinde. Evet, at önde giden. Evet. Orada Moğol askerleri. Hı hı. Önde giden, bakınız iki tane hatun var orada. Bir tanesi beyaz. Arkada daha arkada, silik olan. Daha silik olan. Hı hı. Bu şekilde bir minyatürü de gösterir. Yani o dönemde bu şekilde tasvir etmişler. Terken Hatun'la ilgili bunları genel söyleyebiliriz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Moğollar kısmına biraz daha devam edecek olursak artık. Gürgenç'e girdiler, Cengizliler dağıtmaya başladılar. Bu arada yavaş yavaş Alaaddin Muhammed'in sonu geliyor. Değil evet, mi? Yani neden direnemedi Moğol direnişine karşı? Sadece iç mücadeleler mi? Mesela çok kudretli bir hükümdar. Hı-hı. İşte başta konuştuk. Fakat doğru düzgün bir savaşı bile
Yok neredeyse. Yönetememiş gibi görünüyor. Çünkü şehir savunması yapıyor. Yani bu en büyük hata. Yani stratejik bir hata yapıyor. Yani madem adama saldırmayacaksınız, savaşınız yok. Değil mi? Neden üzerinize? Neden elçilerini öldürtmeyin o zaman. Çekiyorsunuz değil mi? Yani belayı üzerine çekmek gibi bir durum söz konusu. Ve sultanı bu konuda ikna edemiyorlar. Yani Moğolları aslında ne kadar güçlü olduklarını biliyor. Hani hafife almak gibi bir tabir de bilemiyorum. Hatta diyor işte yapılacakların, olacakların önüne geçilmez falan gibi böyle bir tevekkül yapısı içerisinde de olduğunu görüyoruz. Daha sonra kaçıyor tabii Moğollardan. Nereye gitse peşindeler. Moğollar da bu konuda takip de çok iyi bir şekilde. Celaleddin'e de öyle mesela. Çok sıkı takip ediyorlar. Hindistan'a kaçmış. Yani ara ara izini kaybettirse de sultan yine de takipteler yani. Bir de birden karşısına çıkıyorlar değil mi? Yani tam kurtulduğunu zannettiği zaman. Şu da var hocam, öldükten sonra bile takip ediyorlar. Yani öyle. Hani bir yerden çıkar diye. Çünkü sultanın öyle bir şeysi var. Bir bakıyorsunuz oradan işte savaş kaybeder gibi oluyor. Bakıyorsunuz ses yok. İsfahan'da. Oradan çıkıyor, İsfahan'a gidiyor. Millet o diyor işte sultan geldi, ortaya çıktı. Yani sultanın efsaneleşmesinde bunların da rolü etkisi var. Etkisi var evet. Evet. Bu şekilde yani böyle batıya doğru yoğun bir geliş. İşte Maverai Nehir bölgesi olsun, Harezm olsun, Horasan bölgesi olsun. Bütün buraları yavaş yavaş kaptırıyorlar. Hızlı hızlı ele geçiriyorlar ve hani sadece askeri anlamda değil, halk da çok büyük bir şey altında kalıyor. Baskı bakınız altında. Ben mesela 2011 yılında Nişabur'a gittiğimde orada bizi rehber gezdirmişti. Rehber derken bir dostumuzun dostu diyelim Nişabur'da. Bizi gezdirmişti ve orada şöyle bir şey söyledi. Yani insanların tarihi hafızaları hocam. Yüzyıllar da geçse herhalde silinmiyor. Demişti ki bana, hiç unutmuyorum. Hocam dedi, burada dedi hala insanlar mesela Moğollardan bahsederler dedi. Nişabur'da. Yani yüzlerce yıl geçmiş. Değil mi? Hala böyle. Yani tarihi hafıza, hani Anadolu'da da mesela bir Timur şeysi. Tabii yani, o da uzunca süre evet, devam etti. Yani dolayısıyla mesela orada ben Nişabur'da bunu duymak gerçekten ilginçti. Yani hala burada dedi insanlar Moğollardan bahsederler. Dolayısıyla yani ne kadar büyük bir hem toplum üzerinde hem taş taş üstünde bırakmamak, kütüphaneleri yakıyorlar, yıkıyorlar, medreseleri yakıp yıkıyorlar. İnsanları öldürüyorlar, bir kısmını asker olarak alıyorlar, bir kısmını esir ediyorlar. İşte tabiri caizse tam bir şey söz konusu. İrfan... Alimleri aynı şekilde öldürüyorlar. Bakın çok ilginç. Buyurun. Pardon. Bunu ilim hayatında söylemeyi düşünüyordum ama hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Harizm Şahlar Devleti alimlerinde 1221 yılında, o yıllarda diyelim, Moğol istilası olduğunu yerde, eceliyle ölen bir tane alim yok. Öldürülüyorlar. Hepsi öldürülüyor. Ben şeyi biliyorum, yani Kübrevi Şeyhi Necmüddin evet. Kübra'yı biliyorum. Evet. O sadece bir tanesi. En yaygın bilinenlerden biri. Benim tespit ettiğim hocam 21 tane alim. Hepsi öldürülüyor. Hepsi Moğollar tarafından ya Herat'ta, ya Nişabur'da, ya Harezm'de Moğollar tarafından öldürülüyor. Ve onların dışında yani o tarihte eceliyle ölen bir kişi yok. Bu kültürel bir kötürümleşmeye de sebebiyet veriyor tabii doğal olarak. Yetişmiş alimleri öldürüyorsunuz ve kültürün, medeniyetin önüne de geçmiş oluyorsunuz doğal olarak. Yani bu bilinçli mi? Yani bilinçli bir yok ediş mi? Yoksa sadece direndikleri için mi? Şimdi alimlerin bir kısmı tabii ki direniyor. O da var. Yani Necmettin Kübra gibi Cengiz Han kendisine diyor ki buradan çık diyor. Gürgenç'ten. Yani ben sana diyor çünkü o dönemdeki alimleri yani en azından meşhurlarını biliyorlar. Kanaat önderi tarzında böyle meşhur kişileri. İstihbarat iyi çalışıyor. Evet yani tasavvuf, büyük bir mutasavvuf Necmettin Kübra. Bugün kültürümüz adına, dini kültürümüz adına çok önemli bir şahsiyet. Tabii Anadolu'yu bile kübrevilik şekillendiriyor. Tabii ki, çok uzun yüzyıl. Mevlana kübrevidir mesela. Az bilinir. Babası öyleydi. Babası öyle. Tabii. Dolayısıyla mesela Necmettin Kübra diyor ki hayır diyor benimle bu kadar zaman burada yaşamış insanları bırakıp çıkmam diyor. Ama kendi
şeylerini, mürit ya da talebe ya da öğrenci diyelim ya da haleflerini, temsilcilerini Moğol istilasından dolayı göndermiştir mesela, İsteyen gidin diye. Gidebilir diyor tabii. Evet. Mevlana'nın babasının ayrılma nedeni o. Gidin diyor ama kendisi bırakıp gitmemiş. Mevlana'nın hazır Necmettin lafı Kübra'nın gelmişken türbesi de fotoğraflarda vardı. 8 mi acaba? 8 ve 9. Tamam. İki farklı açıdan şeyde, görünüyor. Bu Mevlana'nın yeri gelmişken söyleyeyim. Harizmşah ailesiyle bir akrabalığı var mıydı? Sanki anne tarafından. Anne tarafından öyle bir şey olduğu Harizmşah söyleniyor. Harizmşah sultanlarından Evet, birinin kızı olduğu yani söylenir. söyleniyor ama tabii Bahattin Veled kendisi bizzat Alaaddin Muhammed'le bir sıkıntı yaşayıp o bölgeyi terk edip Anadolu'ya geldiği için. Ama tabii ki Mevlana'nın daha sonraki gelişiminde de yine onların çok büyük tesiri var. Yani o coğrafyadan gelen alimlerin ve oradaki o şimdi elim hayatına da girdik. Damardan kan akmaya devam evet, ediyor. Tabii ki, yani tabii beslemeye tabii devam ki. ediyor. Dolayısıyla Moğollara tekrar döneceğim hocam. Buraya daha sonra inşallah vaktimiz olur geliriz ilim hayatına. Doktora tezim ya, çok gelmek istiyorum o konuya hocam. Hep çok, böyle çok bir iyi şekilde oldu, çok güzel o taraflara doğru getirmeye çalışıyorum. İstemsiz olarak mı diyelim artık. Hülasa Maverai-Nehir'de, Horasan'da, daha sonra Irak'ta. Sultan tabii kaçıyor. En son Abeskun'da bir adada. Hazar Denizi'nin ortasında derler evet, değil mi o ada için? Evet, bir adada. Şeyinin, hareminin Cengiz'in eline geçtiğini öğreniyor. Bu sultanı çok yaralıyor. Bu sultanı çok yaralıyor ve ondan sonra da hastalanıyor. Tabii kötü bir şekilde ölüyor. Ölümünden önce, az önce bahsettik, Celaleddin Harizmşah'ı veliaht ilan ediyor. Ve ondan sonra Celaleddin işte bu, evet, bu Necmettin Kübra. Tipik bir Orta Asya türbesi tabii değil ki, mi? Tabii ki. Kapısı Türbesi. Muhteşem. Evet. Türbenin kendisi sade. Hı hı. Daha sonra Harizm bölgesine geliyor. Ama tabii bu arada Uzlak Şah ve Akşah'a bağlı hala kişiler var. Çünkü malum veliaht ilan edilince bir bağlılık da söz konusu oluyor. Ama devletin zaten emirlerin genel kanaati de Celaleddin üzerinedir. Yani bu meseleyi çözerse o çözer denir ya. Celaleddin Harizmşah da Harizm şeyinin emirlerinin ve üst tabakanın gözünde de bu şekilde. Yani bu sorunu onun çözeceğine inanılıyor. Ve daha sonra Sultan Celaleddin, devam edelim mi Celaleddin'den? Edelim, edelim, tamam. Olur, edelim. Sultan Celaleddin Harizm'e geliyor. Daha sonra işte Akşah ve Uzlakşah onu takip ediyorlar. Oradan çıktığında öldürülüyor. Daha sonra Moğollarla karşılaşıyor ve o az önce bahsettiğiniz şeyi, meselesi, Moğollara karşı mücadele vermesi, yenmesi, ancak daha sonra bir işte anlaşmazlıklar vesaireler ve sonra Indus'ta sıkıştırılması, pardon, Sind nehrinde sıkıştırılması ve oradan atıyla nehre, o meşhur sahne, onunla ilgili de bir şeyimiz evet, var. Evet, bir şey söyleyecek, söylemek üçüncü şey, görselimiz. Minyatür var. Hı hı. Evet, bu çok evet. meşhur bir minyatürdür. Şimdi burada malum haremini Sind nehrine attırdığı meselesi var. Haremini Sind nehrine attırıyor ama burada kadınların da bunu istediği ifade ediliyor. Yani bizi öldür, Moğolların eline teslim etme. Etme, evet. Çünkü malum Alaaddin Muhammed'den dolayı bir tecrübe söz konusu. Bu hanımlar nehre atılıyor. Bir tanesi kurtuluyor hocam. Evet. Geçiyor yani. Evet, karşı. Bir tanesi kurtuluyor. Bu da kim? Sultan Gazne'ye geldiğinde ona bağlanan Emir Melik. Emir Melik'in kızı, kızıyla evlenmiş. Hı hı. Emir Melik'in kızı kurtuluyor ilginç bir şekilde. Ve daha sonra Nasreddin Kabaca'nın yanına götürüyorlar. Sultan Celaleddin bunu işitiyor, haber gönderiyor. Diyor ki o benim işte haremimdendir, bana geri gönderin, geri gönderin diye onları, ve o hanımı tekrar, geri tekrar sultana geri gönderiliyor. Böyle de ilginç bir şey var. Anısı olmuş. Evet. Tabii Sultan Celaleddin Hindistan'da 3 sene kadar kalıyor. Burada malum işte Nasreddin Kabaca var.
Şemseddin il tutmuşlar. Tabii hiç haz etmiyor Sular Sultan'ın buraya gelmesinden. Hatta Şemseddin il tutmuş Celaleddin Harizm Şah'a haber gönderiyor. Diyor ki sizin gibi asil bir şehzadeye buranın iklimi yaramaz diyor. Yani buradan git diyor yani dolaylı bir şekilde. Açıkçası. Benim başımı belaya sokma diyor. Yani senin yüzünden Moğollar buraya da gelmesin evet, diyor. Evet ama bak, o kadar bunu bakın. O dönem ki maslahata bakar mısınız? Diyor ki sizin gibi bir şehzade, şimdi Hindistan malum işte iklim olarak çok da böyle şey değil, cazip bir memleket değil. O şekilde söylüyor, sizin gibi asil bir şehzadeye buranın iklimi yaramaz. Ve daha sonra tabii onlarla bir mücadele içerisine girip Irak'a Acem bölgesine geliyor. Burada kardeşi Gıyasettin Pirşah var. Gıyasettin Pirşah'ın da bir şekilde itaat altına alıyor. Hatta kendisi kaçtığı zaman da annesine gidip diyor, o işte benim gören gözümdür falan diyor kardeşi için. Yani onu çok sevdiğini ifade ediyor. Daha sonra hemen Azerbaycan'a gelelim. Onca mücadeleye rağmen ona dokunmuyor ama gerçekten seviyor sanırım. Bakın yani İsmail, çünkü bayağı bir siyasi mücadeleler evet, var. Detaya girmiyoruz. Bir de İsmaililere bile sığınıyor yani. Pirşah. Yani normalde ortalama bir orta çağ hükümdarı evet, öldürür bu tarz bir kardeşi ama o, onu hiçbir evet, şekilde gözden tabii çıkarmıyor. Onu çok, o benim yani kıymetlim, o benim gören gözümdür gibi ifadeleri küçük biraz da ondan var. Dolayı. Yani tabii şu var, Sultan Celaleddin çok değişik bir şahsiyet. Biraz bazen çok sert, bazen evet, çok yumuşak. Şey yapabiliriz. Daha sonra Azerbaycan bölgesine gidiyor. Bu arada tabii orada Gıyasettin Pirşah var. Azerbaycan tarafında Atabek Özbek var. Ve daha sonra Tebriz'i ele geçiriyor. Orada işte Özbek kaçıyor. Hanımı kalıyor. Hanımı da Sultan Tuğrul'un, son Irak Selçuklu Sultanı'nın kızı. Daha sonra işte bir şekilde Celaleddin'le evlenmiştir hatta bu bayan. Malumunuz. Onun ayrıntısına girmiyorum. Oradan tabii geliyor Türkiye Selçuklarıyla artık komşu haline ve tabii o coğrafyada da Türkiye Selçukluları var, Eyyubiler var. Zaten gergin bir ortam. Gidip Ahlat'a. Yani Kubbetül İslam. Tabii. Oraya sahip olmak istiyor. Şimdi Celaleddin tabii taraf tutmuyoruz hiçbir zaman için biz tarihçiler ama herhalde çalıştığımız sahada biraz da zaman zaman duygusal şey yapabiliyoruz. Yakınlık kuruyoruz. Yakınlık kesinlikle kuruyoruz. Bu anlaşılabilir. Şimdi Sultan da kendine bir tutunacak dal arıyor. Çünkü kendisinin artık Harezm'e dönmesi mümkün değil. Bunun farkında. Oralar tamamen Moğollar tarafından işgal edilmiş. Oraların ele geçirilmesi şimdilik bir hayal. Şimdilik diyorum onun için. Tabii ki güçlenecek, ordusu olacak, devlet kuracak, Moğolları püskürtecek, ülkesini geri alacak. Tabii ki bu hayalleri ve idealleri var. Ama henüz bunlardan uzak bir konumda ve kendine bir yer arıyor, nefes alabileceği bir yer arıyor. Türkiye Selçuklarıyla önce bir dostluk durumu içerisine giriyor. Açıkçası bu durum Sultan Alaaddin'in de işine geliyor. Yani Celaleddin'in bir tampon şeklinde olması Moğollara karşı. Hatta Celaleddin'e Ahlat'ı kuşattığında elçiler zaten gidip geliyor. Elçi gönderiyor, diyor ki yani bak bu işleri yapma diyor yani sen. Ya Moğollara karşı da diyor biraz şey ol. Yani bu kuşatmalar, bu tarz yerleri ele geçirmeler ama halife bile elçi gönderiyor Ahlat kuşatıldığında. Kaldır diye mi? Tabii ki. Diyor yani ki hedefi ne? Müslüman hükümdarların birbirlerine savaşmaması mı Moğol tehdidi varken? Kaldır diyor. Moğolları İslam dünyasına çekenlerin arasında halife de var aslında. Yani hocam şimdi hani dolayısıyla bu diyor kuşatmayı kaldır. Sonra tabii sultan hiddetleniyor, diyor ki ben diyor tam alma aşamasına gelmişim Ahlat'ı. Siz bana ne diyorsunuz diyor. Elçiler de ben diyor ki yok efendim siz daha iyi bilirsiniz falan. Biz hani sadece tavsiye babından gibi. Yoksa alın. Yani hani bu şekilde olunca sonuçta işte Ahlat ele geçirilir. Ve
Orada mesela ele geçirilmesinde de Nesevi'de bir kayıt geçer. Sultanın bildiği dillerle ilgili. Mesela orada işte Ermenice bildiği, ondan sonra Arapça nüshada Farsça bildiği diyor Nesevi'nin Arapça nüshasında. Bu şekilde Sultan mesela bildiği dillerle ilgili de orada hocam kayıtlar. Kışkırtıcı bir soru var. Nedir hocam? Meslektaşımız daha önce burada program konuğum olmuştu. Mahmut Recep Keleş. Diyor ki Recep, Selahattin Eyyubi anne tarafından Herzemşah olabilir mi diyor. Selahattin'in dayısının adı Mahmut Tekiş diyor. Şimdi her Tekiş'i biz Harezmşahlara bağlarsak. O zaman bu sorunun cevabını kendisine havale edelim. Evet. Yine yazsın Mahmut oradan. Evet. Ben de buradan izleyicilerimizi de yani, paylaşayım. Mahmut hocamız çok teşekkürler, sağ olsun. Şöyle, tabii ki o coğrafyada kızalıp vermeler ama var ama hatta mesela Sultan Alaaddin Keykubat'ın da Keykubat'la da bir akrabalık kurulacak şey yapılmıyor, müsaade edilmiyor falan. O dönemde çok böyle elçilerin bayağı bir yoğun mesaisi var aslında. Sonuçta Ahlat alınır. Ancak tabii bu arada Moğolların takibi çok sıkı. Yani sultanı böyle her an bir baskına tabi yani tutabilirler. O kısmı da unutmayalım buraları tabii anlatırken. Hı hı. Daha sonra tabii Sultan Alaaddin Ahlat'ın alınmasından çok rahatsız oluyor. Daha önce de zaten uyarmıştı kendisini. Ve tabii Yassıçemen Savaşı malum. Eyyubi-Selçuklu ittifakı karşısında Harezmşahlar. Ve burada sultanın aldığı yenilgi. Şimdi şöyle bir durum söz konusu hocam. Ben bunu tarihte mesela başka hükümdarlarda da bazen gözlüyoruz. Bu büyük hükümdarların aldıkları büyük yenilgiden sonra böyle bir çöküntü haline girdiklerini görüyoruz. Celaleddin Harezmşah'ta da mesela bu Yassıçemen Savaşı'nda aldığı yenilgiden sonra o kayıplarla beraber askerlerini de bir süre sonra işte Moğol takibi vesaire zaten dağılmış ordusu, ağırlıkları vesaire böyle bir çöküntü içerisine girdiğini görüyoruz. Ve sultanın sonu biliyorsunuz Meyya Farik'in civarında oluyor. Moğollardan kaçıyor. Bir Kürt aşireti. Şeye gidiyor. Diyarbakır'a gidiyor. Hı-hı. Önce Gence'ye gidiyor. Daha sonra aşağı iniyor. Diyarbakır'a geliyor. Yalnız değil mi o süreçte? Büyük ölçüde yalnız gibi tabii gözüküyor. Yani önce bir askerleri var. Onlar Moğollar tarafından bertaraf ediliyor. Daha sonra aşağı indiğinde bu Dicle Köprüsü civarında yine Moğollar tarafından bir hafiften şey yapılıyor. Ablukaya alınıyor. Olay orada işte iki tanesini öldürüp kaçıyor vesaire ve Meyya Farik'in dağlarına geliyor. Burada da işte oranın yerel kişileri diyelim. Onlar tarafından işte bir şahıs yani bir nevi eşkıya gibi böyle hani mal mülk çalan vesaire hı hı. Hani şey yapan talan eden yağma talan gibi. Onlar tarafından yakalanıyor. Diyor ben sultanım benim işte Muzaffer Emir Muzaffer'e götürürseniz hı hı. O size para verir yani mal mülk verir. Olmadı beni kendi memleketime götürün size emirlik vereyim diyor. O asi grubun liderine hı hı. Sessizce böyle hani şey yaparak. O da kabul ediyor. Gidiyor işte eşine diyor ki bu burada dursun. Ben diyor işte gideyim at bulayım geleyim. Aslı var mı öğreneyim diyor. Yani biraz araştırayım. Biraz da evet aslı doğru var mı öğreneyim bir tahkik edecek vesaire. Hı hı. Tabii muhtemelen sultanı sağlam bir şekilde bırakıyor oraya yani yoksa kaçma ihtimali falan filan. Bağlı diyorlar. Yani öyledir mutlaka. Ve daha sonra bir kişi geliyor diyor işte bu kimdir? Kardeşi diyorlar ona değil mi? Diyor ki işte bu kimdir o da bu diyor işte sultanmış işte böyle böyle falan. Kadın da diyor ki diyor Ahlat'ta diyor nasıl diyor böyle bir şey izin verirsiniz. Ahlat'ta işte ben bizim akrabalarımızı öldürmüştü Aziz kardeşimi bunlar. Öldürdü evet. Deyip bir mızrak darbesiyle. Sultanı tek seferde öldürmeye muvaffak oluyor. Cüveyni'de işte bu şöyle bir ifade var. O da diyor ki şey yaptı bu işte dağlarda gezinirken falan bir grup asi kim olduğunu bile anlamadan sırf elbiselerini çalmak için falan kıyafetlerini
işte bıçakladılar falan gibi bir ifadede bulunuyor. Biraz tahrif ediyor. Evet. Böylece bir efsane sona eriyor. Bitiyor. Hocam, Ömer Subaşı hocamızın bir sorusu var. Buyurun. O da 2 hafta önce program konuğumdu, biliyorsunuz. Diyor ki Ömer hocam, tabii herkes sağ olsunlar Mahmut şeye çekiyor, kendi çalıştığı Eyyubilere. Ömer hocam da Gürcüler üzerine daha çok çalıştığı için o noktaya diyor ki, Gürcülerden pek bahsetmedik tabii, haklı. Celaleddin Erzem Şah'ın Gürcistan politikasını nasıl yorumluyor hocamız diyor. Özellikle de Tiflis'i ele geçirmesi kısmından biraz bahsedebilir misiniz diyor. Çok teşekkürler hocam, sağ olun, saygılar. Şimdi tabii Sultan Celaleddin Azerbaycan'a gelince tabii kuzey kısımda malum Gürcüler var. Ve Gürcistan üzerine seferler düzenliyor. Tabii bir İslam hükümdarı olması hasebiyle, kendisinin Müslüman bir hükümdar olması hasebiyle kuzeye doğru da bir yani o Gürcülere doğru da bir hamle yapmak istiyor. Sadece bu değil tabii ki, bu o alanda hakimiyet alanı yaratmak için de bir müsait coğrafya olarak görüyor Gürcülerin yaşadığı bölgeyi. Yani eğer Tebriz üzerinden, Azerbaycan üzerinden bir yapılanmaya gidecekse Gürcüleri de hakimiyeti altına alması gerekiyor. Bu yüzden de Gürcüler üzerine yürümüştür. Tabii Tiflis'i alıyor. Bu arada o meşhur 4 kişiyle mübareze meselesi var. Kendisi böyle ufak tefek sultan, biliyorsunuz. Esmer, ufak tefek. Fiziksel özelliklerinden de bahsetmiş oluyorsunuz böylece. Evet. Güzel oluyor. Gülümser, gülümseyen, gülmeyen, yani kahkaha vesaire değil. Mütebessim. Evet, mütebessim. Hakaret etmeyen, çok ilginç, önemli. Hakaret etmeyen, vakar sahibi ve şöyle söyleyelim, ilmi çok seven, alimlerle oturup kalkan. Hemen tabii burada şunu da söyleyelim hocam. Nesevi diyoruz, arada ismini geçiriyoruz. Hı. Kimdir? İzleyicilerimiz için ufak bir açıklama yapalım. Harizmşahlar döneminin 3 tane çok önemli münşisi var hocam. Tarihçi diyelim biz ona. Daha münşinin o anlama gelmediğini biliyorum. Evet, kayıtlarını tutan kişi. Kayıda alan kişiler. Ama bunlar izleyicilerimiz için en önemli tarih kaynakları diyelim. Tarih kaynakları diyelim. Bunlardan bir tanesi Reşidettin Vatvat. Hocam 4 tane hükümdar görmüş Reşidettin Vatvat. Atsız, İlarslan, Sultan Şah Mahmud, Alaaddin Tekiş. Hatta Alaaddin Tekiş tahta çıktığında yaşlı artık iyice. Bu böyle bir sedye gibi bir şeyle getiriliyor. Ama ilimden vazgeçmiyor değil mi? Tabii ki meclise getiriliyor ve orada şey okuyor, rubayı okuyor. Yani övgü okuyor. Çok önemli bir şair aynı zamanda. Reşidettin Vatvat, edip ve şair. İkinci önemli münşimiz Alaaddin Tekiş döneminde Bahaeddin el-Bağdadi. Et-Tevessül ile Teressül adlı münşaat mecmuası günümüze hala gelmiş, ulaşmış. Vatvat'ın da münşaat mecmuaları Umdetül Bulaga, Araysül Havatır, Ebkarül Efkar gibi ve daha niceleri ulaşmış. Ve üçüncü münşimiz de Celaleddin Harezmşah'ın münşisi Nesevi. Nesevi'nin dolayısıyla o dönemin doğrudan şahidi. Çok çok önemli. Çok önemli. Bu anlattığım kişilerin eserleri günümüze ulaşmış, münşaat mecmuası sahibi kişilerin hepsi o dönemin bizzat şahididir. Neşredildiler mi onlar? Şimdi İzleyicilerimiz şöyle, için sorayım. Evet, sorayım. Nesevi tabii ki neşredildi. Arapça versiyonu da var. Farsça versiyonu da var. Türkçe'ye de tercüme edildi. Bağdadi Farsça olarak neşredildi. Bağdadi'nin Et-Tevessülü. Umarım bir an önce Türkçe'de olur. İnşallah diyelim. Ne diyelim hocam? Sizler yapınca. İnşallah diyelim. Reşidettin Vatvat, Kasım Toyserkani Vatvat'ın münşaatından belli kısımları Farsça olarak neşretti. Tahran Üniversitesi yayınlarından Namehay Reşidettin Vatvat olarak yayınlandı. Onun dışında henüz onun da bir Türkçe tercümesi yok. Vatvat'ın eserleri tabii çok önemli. Hem Arapça hem Farsça mektuplar var içerisinde. Kasideler var içerisinde. Meryem Hoca tezinde Kocaeli Üniversitesi'nden Meryem Hoca, Meryem Gürbüz tezinde bu münşaat mecmualarındaki
Çok önemli belgeler var. Hoca da bunları işlemiştir. Devlet teşkilatı ile olan ilgili kısımlarını. Yani Harezmşahların hocam devlet teşkilatına dair biraz sonra vaktimiz kalırsa bahsedeceğimiz medreselerdir, müderrislerdir, tayinlerdir. İşte onlara zaman ayıralım ama. Evet hocam. O çok çok evet. Önemli hocam benim bu tarz açımdan. Belgelerden çok şey öğreniyoruz. Ve bunların mutlaka iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu belgeler sayesinde işte o dönemin hem siyasi hayatına dair, hem ilmi kültürel hayatına dair, hem teşkilata dair çok önemli bilgiler edinebiliyoruz. Yani Harezmşahlar tarihi açısından yeterince malzememiz var hocam. Evet hocam çok güzel. Şöyle bir soruyla biraz boyutu değiştireyim ben. Şimdi Moğol istilasını ve sultanın ölümüne kadar gittik. Gürcistan kısmı hayatın ana hatlarıyla gördük. Celaleddin Harezmşah'ın. Ama iki şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bahsetmenizi rica ediyorum. Birincisi Abbasilerle ilişkiler. Evet. Yani Sünni geleneğin en üst siyasi otoritesi ve Harezmşahlar da Sünni bir devlet. Ama diğer taraftan baktığınızda İsmaililer de devreye giriyor. Ve ilginç bir şekilde halifelik adına yani Sünni hilafet adına Harezmşahlarla mücadelede etkin rol oynamaya çalışıyorlar yanılmıyorsam. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi aslında birbirinin içine girmiş iki mesele. İsmaili ve Abbasiler meselesi. Şimdi önce isterseniz Abbasilerden başlayalım. Şimdi Abbasilerle aslında ilk münasebetler Atsız ve İlarslan dönemlerine dayanıyor. Bu dönemlere ait sultana, Abbasi halifeliğine gönderilen mektuplar var. Bunları Heribert Horst yine Vatvat'ın münşaat mecmualarından bazı kayıtları şey olarak kitap olarak derlemiş, yayınlamıştır. Bir de makalesi var Arapça mektuplarla ilgili. Türkçe'ye de tercüme edildi. Burada mesela biz şey görüyoruz. Abbasi halifesinden genel olarak mektupların genelini söylüyorum ben size. İmaj şu. Abbasi halifesi bize menşur ver. Bizim burada hakim olduğumuza dair bizim varlığımızı onayla. O dönemde biliyorsunuz Abbasi halifeliğinden onay almak çok önemli. Bir de halife biz seni aslında gelmek istiyoruz yanına ama biz cihat yapıyoruz burada. İslam'ın kuzey doğu sınırını koruyoruz. Tabii Gürcülerle savaşı örnek gösteriyoruz. Yok, Atsız dönemi için söylüyorum. Kuzeydeki Müslüman olmayan Türkleri kastediyor. Diyor ki biz burada olmasak, biz burada set çekmesek bunlar diyor Müslüman olmayan unsurlar. Tırnak içinde küffar İslam beldelerini, evet, İslam beldelerini ele geçirecek, yağmalayacak. Biz İslam'ın bekçisiyiz. Biz İslam'a hizmet ediyoruz ve biz sizin sınırlarınızı koruyoruz tabiri caizse tırnak içerisinde söylüyorum. Müslümanların yaşadığı coğrafyayı koruyoruz. O yüzden de bizim çok önemli bir işimiz var. Kusura bakmayın yanınıza da gelemiyoruz. Peki bununla ilişkili mi acaba? Sözünüzü lütfen unutmayın. Az önce atlamışım. Mahmut Recep Keleş Hoca'nın iki sorusu daha var. Buyurun. Bütünlük açısından sorayım. Diyor ki Harezmşahların. Arap kaynaklarında vahşi olarak gösterilmesi ve Moğollarla bir tutulmasının sebebi hikmeti nedir diyor. Sanırım bu konuştuğunuz mevzuyla evet, biraz ilgili evet. Olacak ve buna bağlı olarak ikinci bir soru daha söyleyeyim. Harezmşahlar Sünni olmasına rağmen benim size sorduğum soruya biraz yakın. Abbasilerle ilişkileri neden sıkıntılı? Ya yeni bir hilafet mi kurmak istiyorlar ya da Abbasilerin yaptığı hataları kabul edemiyorlar mı? Bu konuda İslam dünyasında dini ve siyasi birliği sağlamaya mı çalışıyorlardı diye hepsini çok güzel soruları var. Tam konuştuğumuz evet, konuyla tam ilgili konuştuğumuz aslında. Konu. Şimdi tabii siyaset, devletler arasındaki mücadele, siyaset bu önemli bir şey, bu önemli bir nokta. İktidarı elden bırakmamak ya da iktidarı ele geçirmek, cihan hakimiyeti mefkûresi, bütün bunlar bazı şeylerin üstünü örtebiliyor tarihte.
Şimdi Atsız ve İlarslan döneminde bu şekildeydi halifeli münasebetler. Ama Alaaddin Tekiş ve halifeli ilişkiler de iyi görünüyor. Ama Tekiş ne zamanki Irak'ı ele geçiriyor, daha doğrusu Irak'ı Acem bölgesini ele geçiriyor, Irak Selçuklarına son veriyor. Hatta Irak Selçukluları üzerine yürümesini bizzat halife teşvik ediyor. Diyor ki Irak Selçukluların üzerine, halifenin buradaki amacı ne? Irak Selçuklu yıkılsın, toprakları da kendisi alsın. Tabii. Ama öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yani yok. Ben savaşacağım, senin ya da toprakları paylaşalım. Biraz daha yumuşatırsak. Ve Irak Selçukluları yıkılınca hemen halife diyor ki toprakların bir kısmını bana ver. Tekiş'e. Tekiş de bunu kabul etmiyor. Ve tartışma buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Vezirini gönderiyor. İşte Hemedan'ı ele geçiriyor. Tekrar alınıyor. Daha sonra Alaaddin Muhammed dönemine geldiğimizde işin daha da sertleşmeye başladığını görüyoruz. Zaten Tekiş döneminden sıkıntılar baş göstermiş. Hı hı. Alaaddin Muhammed döneminde de şimdi Sultan Muhammed Gazne'ye gittiğinde burada hazineleri açtırıyor ve Abbasi halifesinin gurluları ve dolaylı olarak Karahitayları kendi üzerine yürümeye teşvik ettiği mektupları buluyor. Abbas halifesini gönderdi. Gurlulara gönderdi. Daha sonra bir başka mesele aralarındaki, az önce bahsettik ya İsmaililer diye. İsmaili lideri, hemen onu araya açayım ben parantez olarak. İsmaili lideri Celaleddin Hasan, Nev Müslüman olarak bilinir. Yani yeni Müslüman. Evet, yeni Müslüman. Sünni akideleri kabul ettiğini ilan eder. Bu kendi atalarının Hasan Sabbah dahil kütüphanesini yakan adam. Evet, yani o şeyi onun yatacak yeri yok. O şeyi ne denir ona? Gerçi Moğol istilasında da çok tahrip edildi o şeyler, hani kitaplar vesaire, ama yani o ne denir ona? Ben diyor Sünni akideleri kabul ettim. Bundan sonra Sünniler, Batıniler malum. O konuya girmiyorum. Bunu ispat etmek için de akidelerinin kitaplarını yakıyor. Bunu ispat etmek için de halifeyle de yakın. Halifeyle yakın oluyor. Hatta annesi haca gidiyor. Ve halifenin bulunduğu ortamda İsmaililere, yani Celaleddin Hasan'ın adamlarına Harizm Şahlardan daha önde yer veriliyor. Mesela protokolde falan. Tabii. Protokol krizi her zaman çok ciddi siyasi sonuçlar doğurur. Sultan Muhammed bundan çok rahatsız oluyor. Yani nasıl olur da İsmaililer dediğiniz insanlar sonuçta bir tür terörist o dönemin dünyasına. Bir de Harizm Şahların topraklarında yaşayan, zaten mücadele ettikleri bir ekip. Yani bu şekilde itibar edilmesi, halife de belki bunu bilerek de yapıyor olabilir, bilinçli olarak da yapıyor olabilir. Yani Harizm Şahları biraz böyle öteleyerek, hani siz bir orada durun bakalım gibi bir durum içerisine de girmiş olabilir. Bilemiyoruz, çok halifenin niyetine de şimdi okumuş gibi olmayalım, ama bu işte iki tarafın arasının açılmasında ve sürekli Alaaddin Muhammed diyor ki benim adıma hutbe okut, benim adıma hutbe okut. Programın başında geldiğimiz meselede diyor ki ben diyor hutbe diyor okutmayacağım. Birkaç kere tekrarlıyor, diyor ki Selçuklar adına okutuyordun, niye diyor benim adına okutmuyorsun? Hayır diyor, senin diyor geniş toprakların var diyor, bir de benim topraklarıma mı göz diktin? Babından, mealinden şeyler söylüyor. Daha sonra tabii sultan yapıyor, diyor ki bir halife. Buna mücadele ediyor. Kendine göre bir halife inşa ediyor. Bir halife inşa ediyor. Tanınmış seyitlerden. Yeni bir halifelik kuruyor. Yeni bir halife namzedi diyelim. İlan ediyor ve daha sonra da şeyin üzerine yürüyor. Abbasi halifesinin üzerine ordu gönderiyor. Hatta bu sırada Abbasi halifesi meşhur alim Şehabettin Sühreverdi'yi Alaaddin Muhammed'e gönderiyor. Diyor ki Sühreverdi geliyor. Kaynakların bir kısmına göre sultan ki alimlere çok hürmet eder. Alaaddin Muhammed bir fakih derecesinde fıkıh bilen bir kişi. Hı hı. Yani ve ilim meclislerinde münazaralar yapan bir kişi. Ve alimlere çok büyük saygısı var.
O kadar demek ki öfkesi varmış ki ben böyle bu şekilde okuyorum halifeye. Şehabettin Sühreverdin oturmasına bile müsaade etmiyor. Ayakta tutuyor kendisini. Daha sonra Sühreverdi diyor ki kaynaklarda farklı şeyler var. Yani ayrıntılar var onları geçiyorum. Mealen diyor ki Sühreverdi sözüne başlayacak bir hadisle başlıyor. Adeta Abbasi soyuna eziyet edilmemesiyle ilgili bir hadisi şerifle başlıyor. Sultan Alaaddin Muhammed diyor ki ben diyor Türk'üm. Ama diyor senin ne dediğini anladım. Sen diyor bu hadisi önce git diyor halifene diyor. Söyle. Söyle diyor. Çünkü diyor ben işittim ki onun zindanlarında diyor peygamberin diyor soyundan nice seyyidler varmış. Abbas oğullarından çok kişi varmış diyor. Bunun üzerine Şehabettin Sühreverdi de işte nizam-ı alem için bazı kişilerin tevkif edilebileceği, işte bunun gerekli olabileceği gibi mealen şeyler söylüyor. Devletin resmi söylemini evet. Dile getiriyor. Nesevi yani. Diyor ki burada hatta bundan sonra ben bir şey söylemeyeyim diyor. Nesevi bile susuyor yani. Sonra sultanın ordusu yolda çok büyük bir kar fırtınası başlıyor. Hayvanlar telef oluyor, askerler ölüyor. Perişan bir şekilde geri dönülüyor. Ve böyle bir durum söz konusu. Adeta bu tabii şöyle yorumlanıyor. Bak işte gördün mü halifenin üzerine ordu sevk etti. Bir nevi hani cezasını gördü tabii, gibi. Tabii bir tür bagi oluyor aslında bakarsanız. Tabii. Yani fıkhen baktığımızda evet. Hilafet kurumuna karşı çıkmış oluyor. Evet. Neticede çözebiliyorlar mı meseleyi? Çözemeyecekler. Mesele çözülmüyor tabii ki. Daha sonra Celaleddin dönemine gelindiğinde işte Nasır ölecek sonra Zahir gelecek. O da malum kısa bir şey. Bir de İsmail'i suikastçileri gönderme meselesi var. Ateşe attırdığı Erzimşah Sultanlığı evet, nedir evet, o işin aslında? Evet şimdi şöyle bir durum var. İsmaililere hemen oradan geçelim o zaman hocam. İsmaililer mesela Celaleddin döneminde çok ilginç. İsmaililer diyorlar ki fedai gönderiyorlar durup dururken Celaleddin'e. Hatta 9 tane yanılmıyorsam sayısı diyorlar ki işte bunlarla hani düşmanlarınıza suikast düzenlersiniz gibi bir nevi hediye babından. Sonra sultana diyorlar ki sultanım bunları gönderdi muhtemelen bu sizin düşmanlarınızı falan öğrenmeye çalışıyor. Hı-hı. Hani bu işin içinde bir iş var. Hani sizin devletinizin sırlarını öğrenmek için bu fedaileri göndermiş. Hani birilerine gönderin ki düşmanlarınız kim öğrensin halife gibi hı-hı. İsmaililer gibisinden. Sultan da şöyle bir cevap veriyor. Diyor. Siz diyor yok o başka bir hadise. Siz diyor onları diyor benim düşmanlarımı bilirsiniz diyor. Yani bunlara gerek yok diyor. Siz diyor zaten onları ortadan kaldıracaksanız bu şekilde diyor onu yapın. Ve daha sonra tabii bu İsmaililerin vergi meselesi var. Ona geleceğim. Vergi verme meselesi. İsmaililer'i vergiye bağlıyor Harizmşahlar. Aslında baktığınız zaman Selçuklular döneminden sonra İsmaililer o ortamı fırsat bilerek aslında çok böyle halka falan da saldırıyorlar. Bir takım suikastler düzenliyorlar. Harizmşahlar bu durumdan çok rahatsız. Hatta bir haç kafilesine saldırıyorlar. İnsanları öldürüyorlar. Sonra hatta şöyle bir oyun oynuyorlar orada hocam. Diyorlar ki yaralılar arasında dolaşıyor bir tanesi. Diyor ki ben Müslümanım diyor. İşte su isteyen var mı? Yardım isteyen. Orada ölmemiş olanları da tespit edip öldürüyorlar hocam. Çok haince ya. Yani. Bakar mısınız? Böyle bir durum. Yani ve bu İsmaililerin bu tarz faaliyetleri de Harizmşahları çok rahatsız ediyor. Daha sonra Sultan Alaaddin Tekin'in vezirini öldürüyorlar. Sultan buna çok çok. Hatta Reyde Şafiilerin liderini öldürüyorlar. Sultan Alaaddin'in veziri Nizam-ı Mülk'ü öldürüyorlar. Onun üzerine gidiyorlar. Sultan önce Alamut'u kuşatacak sonra Turşis'i kuşatacak. O hastalanacak. Kudbettin Muhammed yani Alaaddin Muhammed vergi karşılığında onları serbest bırakacak. Ve hocam çok ilginç. Moğollar bölgeye geldiğinde onlara ilk itaat edenler kim? İsmaililer. Evet, Takiye de var tabii. Genel doktrinin içerisinde var. Bir de tabii o Hasan zamanındakiler kadar güçlü değiller artık. Tabii, yani devlet tabii, çok zayıflamışlar. Tabii. İster istemez devletler arası
dengeleri kendi lehlerine kullanmaya çalışıyorlar. Tabii. Ömer Hocam'ın bir sorusu daha var. Onu sorayım. Bir de çok programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz ilim hayatından bahsedelim istiyorum. Şimdi Halife ile Cengiz Han arasında Harzemşahlara karşı mektuplaşmalar olduğuna dair rivayetler var diyor. Bu ne derece gerçektir? Yani bu konuda bir bilgimiz var mı diyor. Yani bir takım kaynaklarda bu geçiyor. Özellikle bu Arap kaynaklarında bu tarz bilgiler var, mektuplaşmaların olduğu. İhtiyatla yaklaşmakla birlikte ben şahsi kanaatim bunun doğru olabileceği yönünde, böyle söyleyeyim. Yani Harezmşahlar dönemine ait bizzat Farsça ve kaynamelerde diyelim bu bilgi çok açık bir şekilde geçmese de yine de bazı kaynaklarda olması, hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali. Bu konuda hatta bir iki çalışma da var makale olarak. Bir tanesi yanılmıyorsam Fatih Güzel'in bir makalesiydi. Mesela orada da ayrıntılı bir şekilde bu konu ele alınıyor. Yani Abbasi Halifeliği'nin nasıl Moğolları kışkırttığı vesaire. Bu siyasettir hocam. Yani bunları da... Bu anlaşılabilir bir tutum. Tabii yani, ki. Yani Alaaddin Muhammed bu kadar üzerine gelirken, bu kadar üzerinde baskı kurarken, efendim hutbe okutacaksın, hutbe okutmazsan halife ilan ederim, üstüne gelirim, ordu gönderirim. O da şimdi bir şekilde kendini kurtarmayı. Ama şu var, işte yaktığınız ateş sizi de yakıyor hocam. Sorun öyle. Orada. Kesinlikle öyle. Hocam yani. Son olarak... çok ilginç ve üzerinde çok çok konuşulacak bir konu. Özellikle o dönemin İsmaililer gibi sicili kötü olan bir grupla anlaşma içerisine girerseniz her an bir sıkıntının içerisine girebilirsiniz doğal olarak. Abbasiler açısından baktığınızda da Cengiz'le mektuplaşsalar bile Cengiz'in torunu bu devleti tarih sahnesinden sildi gitti. Öyle de bir gerçeğimiz var. Şimdi son olarak en azından isimler bazında o dönemin bu başlı başına bir program gerektirecek gibi gözüküyor ilmi hayat. Evet. En azından alimlerden biraz bahsedelim. Hı-hı. Yani kimler tabii var ki. Belli başlı alimler kimlerdi o dönemde? Şimdi, bir de Ehl-i Beyt ile ilişkileri nasıldı? O konuda bir bilgimiz var mı Harzemşahların? Yine Mahmut Recep Hoca'nın bir sorusu. Bugün bizi sağ olsun soru bombardımanına tabi evet, tuttu. Sağ olsun. Hocamız. Şimdi hocam ben bu ilim bahsini müsaade ederseniz Ömer Hayyam'dan bir rubai ile giriş yapmak buyurun istiyorum. Buyurun lütfen. Herkes dilem ze ilm mahrum neşot. Kem mand ez esrar ke malum neşot. Heftada do sal fikir kerdem şeberuz. Malumem şot ke hiç malum neşot. Şimdi bunu bir de izleyicilerimiz için tercüme edelim, tefsir edelim. Hayyam diyor ki, gönlüm ilimden hiç asla mahrum olmadı. Yani hep ilimle uğraştım. Az bir sır kaldı çözmediğim. Yani çok şeyleri çözdüm. Birazı kaldı. 72 yıl gece gündüz düşündüm. Yani ilimle uğraştım. Meşgul oldum. Meşgul oldum. Hı-hı. Sonunda ulaştığı yer, yani sonunda bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Bilginin bilinmezliğine evet, ulaşmış. Evet, böyle bir naif rubai ile bir renk katmak istedim Eyvallah. Hocam. Programa da hem Ömer Hayyam'ı da anmış olalım. Şimdi tabii konu çok uzun, çok kısa herhalde geçmek durumundayım. Tabii, yani 4-5 dakikalık bir süremiz var. Tabii doktora tezinde ele alınmış bir konu ama Harezmşahlar... En azından ismini anmazsak... Çok üzüleceklerini düşündüğümüz tabii, alimlerden tabii. bahsediyoruz. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyelim. Sultanlarımızdan önce çok kısa bahsedeceğim. Sultanlarımızın ilmi yönünden ve nasıl yetiştiklerinden. Kutbettin Muhammed'den itibaren çok iyi bir eğitim aldıklarına dair bilgilerimiz var. Merv'de işte öğrenim görüyorlar. Efendim Atsız'ın bilgisinin babasından çok daha ileri olduğu kayıtlarda var. Harezmşah hükümdarlarının hepsinin, şehzadelerin dahil, biz Farsça bildiklerini biliyoruz. Rubaileri var. Hatta Osman Gazi Hoca hem Selçuklu hükümdarlarının hem Harezmşah hükümdarlarının iki ayrı makale halinde bunu ele aldı. Hı hı.
iyi bir eğitim aldıklarını biliyoruz. Dini eğitimleri çok iyi. Atsız aynı şekilde. Ve ardından mesela Rükneddin Kursançlı'nın Kur'an istinsah ettiğini biliyoruz. Alimlere baktığımız zaman Fahrettin Razi, tasavvufta Necmettin Kübra, Zahire-i Harezm Şahi'yi yazan Cürcani, Atsız döneminde. Hatta onunla ilgili bir minyatürümüz vardı. 20. bir çizim vardı. 20. resim gelebilirse. Bu çizimde mesela o dönemdeki iskelet ve kas sistemiyle ilgili bilgi verilmiş. Efendim Bibi Müneccime malum. Şu. Evet, İbni Bibi'nin annesi Bibi Müneccime. Kendisi daha sonra Alaaddin Keykubat'a bağlanıyor. Anadolu'ya gelip. Bunun dışında yine Şerafettin Tusi çubuk usturlabı icat eden. Zahire-i Harezm Şahi zaten ilk Farsça tıp kitabı. Ve Fahrettin Razi, bundan bahsetmesek olur mu hocam? Olmaz. Zemahşeri bu dönemdeki alimler. Ve hemen şunu söylemek istiyorum. Harezm Şahlar dönemi öyle bir dönem ki hem Selçukluların alimleri Harezm Şahları yetiştirmiştir. Harezm Şahların alimleri de İslam dünyasının diğer alimlerini yetiştirmiştir. Çok önemli bir geçiş dönemi. Dolayısıyla önemli bir kaynak aslında, tabii, değil mi? Tabii ki. Tabii yani ki. Kaynak derken bir köken, bir temel oluşuyor. Berke Han'ın İslamiyet'i kabul etmesinde Seyfettin Baherzi'nin etkisi var, katkısı var. Yine Gazan Han'ın İslamiyet'i kabul etmesinde, çünkü Necmettin Saadettin Hamuye'nin tesiri var. Bunun gibi Necmettin Kübra'nın bir sürü halefleri Anadolu'ya geliyor. Horasan'a gidiyor, Maveraünnehir'e gidiyor. Şimdilik bu kadar diyelim hocam. Hocam diyelim. Çok teşekkür ederim. Aslında bu kısım yarım kaldı. Evet, umarım sizinle tekrar sadece Harzemşah döneminin ilim hayatını, alimlerini İsterim ve dünyayı hocam, nasıl isterim. Etkilediğini konuşuruz ilerleyen haftalarda. Ben biterken hocamın kitabını bir kez daha paylaşayım, öyle veda edeyim izleyicilerimize. Gülseren Azar Nasır Abadi, Altın Ordu Yayınları'ndan Harzemşahlar döneminde diplomasi ve elçilik faaliyetleri şöyle bir kez daha paylaşmış olayım. Hocamıza da katılımları için çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Değerli dostlar, Doğu'dan Batı'ya tarih önümüzdeki hafta çok daha yakın tarihi içeren, belki de o tarihe uygun bir gündemle karşınızda olacak. Yeniden görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum.